Evet, genel sekreterimiz geldi İhsan Bey. Merhabalar, herhalde sesle ilgili bir sıkıntı yoktur inşallah. Yok başkanım, gayet net duyuyoruz sizleri. Hoş Eyvallah. geldiniz. Merhabalar. Sayın hocam, çok değerli katılımcılar. Hepinizi şahsım ve Mevlana Kalkınma Ajansı adına, kurum adına saygıyla selamlıyorum. İnşallah bugün SEO üzerine tüm gün sürecek bir eğitim programımız olacak. Az önce Halil Bey de bahsetti. İsmi İhsan Bostancı. Yaklaşık 4,5-5 aydır Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği vazifesini yürütüyorum. Tabii kalkınma ajansları olarak bölgemizin kalkınması ile ilgili çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Ama bunlar arasında en önemlisi bölgemizin rekabet gücünü arttırmaya yönelik yaptığımız çalışmalar ve desteklemeler. Bu çalışmalar kapsamında tabii ki özel sektörümüzün kapasitesini geliştirmek ve pazar paylarını arttırmak haliyle rekabetçinin en önemli kısmı o. Ön planda geliyor. Bu cihetle özellikle firmalarımızın ürettiği ürünleri, ürettiği hizmetleri, yaptıkları çalışmaları pazara eriştirebilmeleri, ürettikleri değerleri alıcılarla buluşturabilmeleri çok büyük önem arz ediyor. Tabii bu tür eğitimleri biz önceki dönemlerde yüz yüze yapıyorduk. Malumunuz işte pandemi döneminin artık bir kısım nimeti, bir kısım sıkıntısı diyelim. Bu tür eğitimleri de online ortamda yapmamız gerekiyor. Buradan aynı şekilde eğitimlerle beraber bu pazarlama faaliyetlerimiz de ister istemez online platformlara daha fazla kaymış durumda. Zaten son dönemde hızla bu platformların etkinliği veya pazarlama içerisindeki payları artmıştı ama bu pandemi döneminde tabiri caizse boost etti, patladı. Hem elektronik ticarette hem de bu bilişim sektöründeki yaşanan gelişmeler bizi de bu alanda bölgemizdeki firmalarımıza, bölgemizdeki işte özel sektör temsilcilerimize bu konularla ilgili daha fazla eğitim verme, daha fazla destek olma gereğini hissettirdi. İşte bugün yapacağımız eğitimlerden, bugün yapacağımız eğitimin ana konusu olan işte Search Engine Optimization. Özellikle arama motorlarında firmalarımızın ürettiği ürünlerin veya işte firmalarımızın web sitelerinin daha üst sıralarda görünebilmesi için almamız gereken önlemlerin ne olduğunu, yapmamız gereken çalışmaların ne olduğunu inşallah bugün Hasan Çağrı hocamız gün boyu bizlerle paylaşacak. Ben öncelikli olarak hocama bizi kırmadığı için, bugün bu eğitim programında bizle beraber olduğu için çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara bu programımıza ilgi gösterdikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah eğitimimiz hayırlı, faydalı hem bölgemize hem ülkemize katkı sağlayan bir program olur. Ben tekrardan bugünkü eğitimimizin hayırlı geçmesini, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hocam kolaylıklar diliyorum. Bayağı uzun bir program olacak. Akşam 5:30'a kadar hem sizle hem katılımcılarımızla bir arada olacağız inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı olmasını temenni ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Umarım Çok istediğimizi alırız. evet, çok teşekkürler Sayın Genel Sekreterim. Toplantı öncesinde ben birkaç tane hatırlatma yapmak isterim. Bu toplantının aynı zamanda biz bir kaydını da alıyoruz. Önümüzdeki haftalarda YouTube yanım Mevka TV'de yayınlamak üzere YouTube'dan ileriki haftalarda erişebilirsiniz. Toplantı İhsan Bey'in bahsettiği gibi yaklaşık saat 5:30'a kadar sürecek. Öğleden önce saat 11 gibi 15 dakikalık bir mola vermeyi planlıyoruz. Ardından 12:30-1:30 arasında 1 saatlik bir yemek molası vermeyi planlıyoruz. Ondan sonrasında öğleden sonra saat 15 ile 16:30'da 15'er dakikalık 2 mola daha vereceğiz. Bu şekilde hani molalarınızı planlayabilirsiniz. Soru cevap kısmını chat bölümüne sorularınızı sorarak yanıtlayabiliriz. Sıcağı sıcağına Çağrı Bey anlattıkça sorularınızı sorarsanız biz buradan yanıtlamaya çalışacağız.
Aynı zamanda bu molalar sırasında, öğle arasında görüşmeleri açık tutarsanız, yani bilgisayarınızı kapatmazsanız, toplantıdan düşme ihtimalinizi minimuma indirmiş olursunuz. Teşekkür ederim. Ben buradan Çağrı Hocama sözü devredeyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes için faydalı bir eğitim olur. Programı da buna göre ayarlamaya çalıştık zaten. Sizin ihtiyaçlarınızı tam bir şekilde karşılayabilmek için. Ben de Halil Bey'in söylediklerine katılıyorum. Yani herhangi bir sorunuz olduğunda hemen o anda sorabilirsiniz. Zaten interaktif, dinamik bir eğitim olmasının bu avantajlarını yaşayalım beraber. Chat kısmımızdan ben eğitim verirken istediğiniz konuyla alakalı o anda soruyu sorabilirsiniz. Bu hem kendimiz için hem de burada diğer katılımcılar için faydalı olacaktır. Çünkü bir kişinin sorduğu bir soru eğitimin devamında veya eğitim sonrasında sizin karşınıza çıkabilecek herhangi bir sorun olarak gelebilir. Bu yüzden lütfen aklınıza gelen her şeyi sorun. Ona göre cevap verin. Daha dinamik, interaktif bir eğitim olsun. Bu şekilde. Şimdi ben derse başlıyorum. Önce ekranımı paylaşayım. Evet, şu anda ekranımı görmekte bir problem yaşayan var mı aramızda? Bazı arkadaşlar ses alamıyorum demiş ama herkes ses alamıyor mu? Alan var mı acaba? Evet, ses geliyor demişler. Aynı zamanda ben bir hatırlatma daha yapayım. Biz bu Zoom üzerinden etkinliklerimize devam ediyoruz. Aynı zamanda ayın 24'ünde de bir ihracat söyleşisi gerçekleştireceğiz. İhracata nasıl başlarım? Nasıl ihracatta kendime müşteri bulurum? Nasıl pazar analizi yapabilirim gibi bir eğitim programımız daha olacak ayın 24'ünde. Eğitim programımıza Karatay Üniversitesi'nden Murat Canıtes hocamız katılacak. Bu toplantıya da katılım yaparsanız çok seviniriz. İhracat yapmayı düşünen firmalarımız varsa, ihracatta çok tecrübesi olmayan firmalarımız varsa, hocamız doğrudan sorularınızı yanıtlayarak tecrübelerini size aktaracak. Bu etkinliğimizi duyurmuş olayım sonraki etkinliğimizi. Buyurun Çağrı Bey. Sağ olun. Evet arkadaşlar, değerli katılımcılar. Şimdi artık değerli başkanımızın da söylediği gibi tüm sektörlerde artık her şey dijitale doğru kaymaya başlıyor. Bu tamamen bütün sektörlerin dijital olacağı anlamına gelmiyor. Ancak her sektörün dijitalde bir bağlantısı olmaya başlıyor ve birçok sektörde bu iş modeli değişikliği veya belirli kriz durumlarında yeni bir yol olarak karşısına çıkıyor. Bu da tabii ki bize avantaj sağlıyor. Bizim bugün işleyeceğimiz konu da dijital pazarlama kategorisinin bir alt konusu olan SEO, yani arama motoru optimizasyonu. SEO hemen hemen bütün firmalar için gerekli bir kriter. Bizim de bu SEO'da şimdi kendimiz için neler yapabiliriz bunları göreceğiz. Şimdi Google'a SEO diye yazıyorum. Burada amacım ilk bir arama yapmak tarzında. Ekranımı hepinizin gördüğünü düşünüyorum. Şimdi ilk söylemek istediğim şey şu. Biz bir arama yaptığımızda karşımıza belirli bir ekran çıkıyor. Bu ekran tamamen bir firmanın orada getirisini, müşterisini, trafiğini etkileyen bir şey. Burada ilk başta bu arama yaptığımız alan var. Bu zaten bir input alanı ve tamamen kullanıcının özgürlüğüne kalmış bir alan. Burada istediği aramayı yapabiliyor. Burada hemen bir kısa not olarak geçeyim. Şimdi insanlar bu arama motoruna güvendikçe buradaki yaptığı aramaların tipi de değişiyor. Yani mesela örnek veriyorum, SEO diye yazdım ben buraya. Buraya mesela makina diye de yazabilirdim. Makina diye bir arama yaptım. Şimdi benim burada yaptığım her arama Google'a güven arttıkça değişerek gittikçe artan bir arama haline geliyor. Gittikçe gelişen bir arama haline geliyor. Ne demek istiyorum? İnsanlar eskiden makine yazarken sonra makine fiyatları yazmaya başladılar. Daha sonra daha spesifik makineler aramaya başladılar. Çünkü Google'a güveniyorlar. Arama motorlarına güveniyorlar. Diyorlar ki ben eğer daha detaylı bir arama yaparsam kesinlikle Google benim karşıma bu sonucu çıkartır. Örnek veriyorum. Burada işte ekmek yapma makinesi diye bir arama gelmeye başladı. Daha sonra artık bununla ilgili sorular bile sorulmaya başladı. İşte ekmek yapma makinesi nasıl hazırlanır, nasıl kurulur, nasıl çalışır? Yani gittikçe aramalar artmaya başladı. Tabii bu toplamda yapılan ekmek arama miktarını arttırdı. Yani her geçen gün Google'da yapılan aramalar artıyor. Bizim burada yer almamız gerekiyor. Ne kadar fazla yer alırsak bizim karşımıza o kadar çok fırsat çıkar. Bakın sadece müşteri veya satış
anlamında söylemiyorum. Daha fazla fırsat çıkar. Her anlamda farklı fırsatlar karşımıza çıkabilir. Bunlar iş ortaklıkları olur, işte partnerlikler olur veya işte pazarlama ile alakalı şeyler olur veya birçok firmanın kullandığı gibi kariyer olanakları, iş bulma, işçi bulma tarzında, personel bulma tarzında da birçok fırsat olabilir. Hani sadece bunu bir ürün satmak veya bir pazarlama amacı olarak görmeyelim. Bunun dışında PR amaçlı da kullanılmaktadır. Şimdi tekrar endüstriyel değeri olduğunu düşündüğüm bir arama yapalım. Örnek veriyorum. Mesela konut projesi diye bir arama yaptım. Evet, neden böyle bir arama yaptım? Burada birçok farklı sonucu görebiliyorum. Yani hala şu an Google'dayız ve Google'da bir arama yaptık. Şimdi burada karşımıza çıkan belirli sonuçlar var. İlk başta gördüğümüz bu 4 tane bir reklam alanı var. Bu 4 reklam alanı bizim için SEM dediğimiz Search Engine Marketing, yani reklamlarla alakalı kısımlar. Bu kısımda reklamlar var. Altında bir burada çıkan sonuçlar değişebilir, farklı olur. Daha sonra da şu anki konumuz olan SEO kısmında çıkacak olan organik sonuçlar dediğimiz sonuçlar çıkıyor. Yani bizim şu an için burada bulunmamız gereken sonuçlar. Şimdi ilk görüşte şöyle geliyor insanlara. İnsanlar genellikle reklamlara tıklarlar. Neden? En üstte reklamlar var diye düşünülüyor. Ancak en yoğun olduğu reklamlarda bile %30-%35 oranında bir reklamlara tıklama var. Aslında birçok insan bu reklamları atlayıp daha sonra aşağıdaki sitelere tıklıyorlar. Burada da en çok tıklama oranı olan geri kalan %70'in %40'ıyla birinci sayfa, birinci sıradaki web sayfası oluyor. Bunun dışında tabii ki reklamları olan tıklama da var. Bunların farklı farklı faydaları var. Bunlar aynı yerde görünseler bile amaçları ve burada çalışma tipleri çok farklı olabiliyor. Örnek veriyorum. Bu arama alanında bulunan bir sayfa çok uzun süreler burada kalabilir. Yani 15 dakika sonra, 1 saat sonra, 3 gün sonra veya 3 ay sonra yazıldığında büyük ihtimalle yine aynı web sitesi aynı sıralamada olacaktır. Çok düşük değişiklikler olacaktır. Ancak reklamlarda ise tekrar yazdığımda bile burada görünen reklamlar değişebilir. Yani kullanıcının o anda orada karar vermesi gerekmektedir eğer reklamlardaysa. Şu an mesela yerleri değişti. Hatta bir web sitesi de buradan gitti, onun yerine başka bir web sitesi geldi reklamlarda. Ancak organik sonuçlarda, yani SEO dediğimiz bu sonuçlarda herhangi bir değişiklik olmadı. Şimdi bizim buralarda olabilmemiz için tabii ki ilk ihtiyacımız web sitesidir. Yani bizim bir web sitesine ihtiyacımız var. Bir web sitesi olmadan herhangi bir konumda olmamız mümkün değildir. O yüzden kendimize hazırlayacağımız bir web sitesiyle bu işlemlere başlayabiliriz. Bu web sitesi tahmin edildiği gibi çok yüksek ücretlerde hazırlanması gereken bir şey değildir. Sadece ihtiyaçlarımızın doğru belirlenmesi gerekmektedir ve daha sonra buna göre bir planlama yapılması gerekmektedir. Dediğimiz gibi yani burada olmanın ilk şartı bir web sitemizin olmasıdır. Daha sonra da bunun içerisinde belirli sayfalarımız ve bunun içerisinde içeriklerimiz olacaktır. Şimdi ilk hani artık bir web sitemiz olacak diyelim ve ben şu anda kendimi herhangi bir web sitesi olmayan veya bir sektörde yeni girmiş, bir sektöre yeni girmiş bir firma olarak düşünüyorum veya ben bir firma sahibim ve yeni bir ürünle çıkış yapmak istiyorum. Yeni bir ürün tasarladım, işte patentini aldım veya gerekli işlemlerin tamamını yaptım ve artık bu yeni ürünümle bir sektöre giriş yapmak istiyorum. Neler yapabilirim, nasıl yapabilirim, ne yapmam gerekiyor, bunu düşünmem gerekiyor. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şey bizim web sitemizin ismidir. Web sitemizin ismini alırken doğru karar vermeliyiz. Şu anda kurulan firmalara baktığımızda birçoğu ismini hazırlarken bir web veya bir dijital bir ürün olarak hazırlamaktadır. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. İşte mesela bir tatilbudur.com gibi veya işte bir örnek veriyorum işte kiralı 360 gibi veya bir sahibinden.com gibi projeler sadece web amaçlı kurularak bunun üzerine bir isim hazırlanmıştır. Burada neden bu tarzda bir isim bulmak gerekiyor? Bilinirlik, markanın kısa ve web'e uygun olması, akılda kalıcı olması oldukça önemli. Bu amaçla ne yapıyor kullanıcılar? Web'e uygun bir isim alarak başlıyorlar. Şimdi burada çeşitli şeyler var. Örnek veriyorum. İşte bir anahtar kelimenin web sitesinin isminde geçmesi gibi. Ancak tabii benim bunu önce sorgulamam gerekiyor ve bu ismi almam gerekiyor. Şimdi herhangi bir web sitesi tarayıcısına
giriyorum web sitesi domain tarayıcısına. Burada tam olarak tekrar anlatmaya çalışacağım aynı olayı. Şimdi diyelim ki web sitemizi, işte ürünümüzü çıkarttık ve artık web sitemizi kurmak istiyoruz. Ne dedik? İlk başta bir web sitesinin ismine ihtiyacımız vardır. Bir diyelim mesela. Web sitesinin ismi. Benim bu web sitesine bir isme ihtiyacım var. Ne dedik? Akılda kalıcı olması gerekiyor. Daha önce kullanılmamış olması gerekiyor. Çünkü bu isimler tescilli. Yani örnek veriyorum, benim bir web site çağrıgüngör.com bir web sitem var. Bunu benden başka kimse kullanamaz artık. Şu an başka biri almak istese de alamayacaktır. Neden? Benimdir. O yüzden hatta bu firmanın veya ürünün daha piyasaya çıkmadan önce araştırılması gereken şeylerden biridir. Birçok firma bunu yapar. Ben bir ürün çıkaracağım. Evet, ürünümün ismi ne olsun? Örnek veriyorum, işte Pidematik olsun. Pide çıkartan bir makine olsun. Şimdi bu Pidematik için daha önce birileri bunu almış mı? Hemen kontrol etmem gerekiyor. Eğer ben bu ürünü dijitalde de pazarlamak ve orada da ürünümün bilinirliğini arttırmak istiyorsam ilk yapmam gereken şeylerden biri benim gerçek hayatta vermek istediğim ismi, yani reel sektörde vermek istediğim ismin dijital alanda da kullanıp kullanılmadığını öğrenmek olmalıdır. Bunu da sorgulamam gerekiyor. Biri almış mı, kullanıyor mu, kullanmıyor mu? Örnek veriyorum, şu an için sanal olarak yarattığım ismimi sorgulamaya başlıyorum. Evet, burada pidematik.com. Evet, şimdi .com yazar yazmaz yeni bir soru işareti çıktı karşımıza. Nedir bu da? Biz bir web sitesi alırken uzantısını .com olarak almak zorunda mıyız? Diye bir yeni bir soru işareti çıktı karşımıza. Türkiye'de ve dünyada en çok kullanılan alan adı uzantısının son eki dediğimiz bu TLD kısmı .com'dur arkadaşlar. .com çok global bir yapıda olduğu için hem marka değeri katar hem de akılda kaldığı zaman .com olarak kalır. Yani bir web sitesinin ismi .com olarak daha fazla akılda kalmaktadır. Bu yüzden ilk tercih .com olarak tercih edilmelidir diye tavsiye ediyorum. Bunu şimdi teknik olarak değerlendirirsek ancak ben bunu sadece SEO amaçlı, yani Google'da üst sıralara çıkması amaçlı bir web sitesi geliştiriyorum. Bu sürede benim .com uzantısı almam gerekiyor mu? Hayır. Bunu birçok kişi tam tersi ikna söylese de arkadaşlar bunun için herhangi bir, yani zaten en üst kaynaklardan da söylenmiş açıklamalar vardır. Web sitenizin uzantısının hangi uzantıda olduğunun sizin SEO'daki sıralamanıza bir etkisi direkt olarak yoktur. Bunun tabi amaları vardır. Onları da işleyeceğiz. Şimdi ikinci alan adımız ise arkadaşlar .com.tr alan adı. .com.tr ise Türkiye'de en popüler olan alan adlarından biridir. Tabii ki ülkemize özel bir alan adı uzantısıdır. Yani bizim kendimizin tescil ettiği, eskiden ODTÜ üzerinde tescil edilen bir alan adıdır. Bu da Türkiye'ye ait bir web sitesi olduğu anlamına gelmektedir. Yani pidematik.com.tr gibi. Şimdi bunların ikisinin alanında farklılıklar vardır. Mesela .com uzantılı bir alan adı alırken ben istediğim gibi alabilirim. Bunu tescil ettirebilirim. Sadece tek şart nedir? Bunun yıllık ücretini ödemem ve benden daha önce kimsenin bunu satın almış olmamasıdır. .com.tr'de ise bunun dışında firma bilgileri gerekmektedir. Eğer ben bunu bir ürün olarak çıkartıyorsam ürünüme marka tescili yaptırmış olmam gerekiyordur. Veya kişisel olarak kendi ismimi alacaksam, örnek veriyorum hasancağrıgüngör.com.tr, bunu da kimlik bilgilerimle alabilirim. Şimdi ismimizin alırken ilk kriterimiz kısa ve akılda kalıcı olmalıydı. İkinci kriterimiz mümkün olduğunca .com uzantısında gidelim. Ancak SEO'ya direkt olarak bir etkisi yok demiştim. Şimdi direkt olarak etkisi olmamasını daha sonra ileride tekrar işleyeceğimiz bir konu üzerinden tekrar açıklamaya çalışacağım. O da şudur. İnsanların bir web sitesine tıklayıp tıklamadığı, burada ne kadar ziyaretçisi olduğundan bahsetmiyorum. Yani tekrar doğru bilinen yanlışlardan birini söyleyeyim. Bir web sitesinin çok ziyaretçisi varsa o web sitesi Google'da üst sıralara çıkar. Bu doğru değildir. Bir web sitesi üst sıralarda çıkarsa web sitesine çok ziyaretçi gelir. Bu doğrudur. Ama bir web sitesinin ziyaretçisi çok diye o daha yukarıda çıkmaz. Çünkü burada arama motorlarının ilk amacı şudur. Kullanıcıya doğru bilgiyi vermek. Yani benim istediğim bilgiyi veriyor. Eğer ben pide yapma makinesi dediğimde bana pide yapma makinesini çıkarması gerekiyor. Yoksa pide yapma makinesiyle ilgili bir haber çıkarsa, evet bir haber sitesinin trafikleri, yani ziyaretçisi çok yüksek olabilir ama benim istediğim bilgiyi vermez.
Orada benim istediğim bilgi, eğer bir web sitesinde bunu üreten veya bunu satın alabileceğim bir web sitesi ise ve genel amaç buysa, bana o web sitesini çıkarmak zorundadır. Yani burada arama motorunun çok ziyaret edilen sayfaya bunu göndermiş olmasını arama motoru açısından dezavantajı vardır. Çünkü kullanıcı memnun kalmayacaktır. Ben de memnun kalmayacağım tabii ki kullanıcı olarak. O yüzden dediğim gibi bir web sitesine ne kadar kişinin girdiğini arama motoru sıralamasını etkilerken herhangi bir önemi yoktur. Ancak şu vardır. Ben burada konut projesi dediğimde eğer ben ilk sırada çıkan siteye sürekli tıklıyorsam evet derler ki kullanıcılar demek ki memnunlar bu sonuçtan. Yani ben bu sonucu en üst sıraya koymuşum. İstatistikler şaşmayacak şekilde insanlar da genelde birinci sıradaki web sitesine tıklıyorlar. Ama şöyle bir şey olursa eğer, insanların büyük çoğunluğunun buradaki en üst sıradaki siteye tıklamasını tahmin düşünürüz. Ancak bunu atlayıp mesela üçüncü sıradakine tıklıyorlarsa, üçüncü sırada bulunan bir web sitesinin tıklanma oranı birinci sıradakine, ikinci sıradakine fazlaysa demek ki burada bir aksilik vardır. Beklenenin dışında bir durum vardır. Üçüncü sıradaki web sitesi daha fazla talep ediliyordur. Bu da ne olacaktır? Üçüncü sıradakini daha yukarıya çıkarmak için bir kriter olmuştur artık. Yani tıklanma oranı, tıklanma veya toplam ziyaretçiden çok daha önemli ve gerçek bir kriterdir. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Buradan uzaya gelmek istiyorum. İnsanlar, bazı insanlar bizim web sitemizin uzantısının bizim web sitemizin itibarıyla veya güvenilirliğiyle bir bağlantısı olduğunu düşünüyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. .com olan bir uzantıya tıklamayı .xyz veya işte ne olsun blue gibi bir uzantıya göre daha güvenilir, daha gerçekçi, daha resmi bir sayfa olduğunu düşünüyorlar. Bu da neyi etkiliyor beraberinde? Daha fazla tıklanmasını sağlıyor. Yani diğer uzantıların daha az tıklanmasını sağlıyor. Bu da dolaylı olarak .com'u diğerlerinden bir adım öne çıkartan bir şeydir. Örnek veriyorum. Ben burada .co.uk diye bir web sayfası yapsam Türkiye'de daha az tıklanma ihtimali yüksektir. Çünkü İngiltere uzantılıdır. Kullanıcılara bu yabancı geldiği için tıklamayacaklardır. Ancak bu İngiltere üzerinde ise daha çok tıklanacak bir uzantıdır. Yani burada .com'un daha iyi olduğunu söylemiyorum. Alışkanlıklarımıza göre kullanacağımız Anadolu uzantılarının bize daha fazla etki yaratacağını söylüyorum. Evet, şimdi alan adımız dedik. Şimdi ben burada alan adımı artık sorgulatmaya başladım. Pidematik.com olsun. Şu an için söylediğim bir alan adıydı. Böyle bir şey var mı yok mu bilmiyorum bile. Sonucunu ben de sizin gibi ne çıkacağını bilmiyorum. Evet, daha önce arkadaşlar burada bu alınmış. Yani pidematik.com uzantısı benden önce biri tarafından alınmış. Artık ben bu alanda geç kaldım. Ne yapmam gerekiyor? Tekrar işte bu feedback başa çevirmem gerekiyor. Benim artık yeni bir isim bulmam gerekiyor. Yoksa bu benim ilerleyen günlerde işimi zorlaştırabilir. Bunun alternatiflerini yapanlar var. O da tavsiye etmediğim şeyler ne gibi? Örnek veriyorum. Pide-matik gibi. Böyle bir arama yaptığımda büyük ihtimalle bu alınmamış olacaktır. Belki o da alınmıştır ama şimdi burada hem bir çakışma olacak gerçekten bu pidematik sayfalarda, hem de yani iki tane pidematik sayfa olacak, hem de kullanıcılar kendi içinde, kendi markası içinde rekabet edeceği için kullanıcılar içinde, yani web sitesi sahipleri içinde büyük bir zorluk olacak. Bu şekilde, o yüzden hani başka bir isim bulmayı hemen tavsiye ediyorum. Bu ilk başta olacak. Tabii ben markamı çıkardıktan sonra artık belli şeyler geri alınamaz hale gelir. Çok zamanla bununla karşılaşıyoruz. Ama başta işte bunu da planlamak bize avantaj sağlayacaktır. Şimdi bir soru geldi. Hemen o soruyla ilgilenelim. Globale açılmayı hedefleyen şirketlerin .com.tr kullanması fayda sağlayacaktır. Bu halde doğru mudur? Globale açılmayı hedefleyen firmaların .com.tr kullanması fayda sağlamayacaktır bence. Burada global bir isim kullanmak daha faydalı olacaktır düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Burada şu, hatta şöyle bir şey var. Ben bunun için ayrı bir site açmalı mıyım? Ben ayrı bir site açılması gerektiğinde kesinlikle düşünmüyorum. Burada artık büyük global firmalar şöyle bir yapı üzerinde kullanıyorlar. Bu yapıyı daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ama burada sadece domain açısından incelemek istiyorum. Örnek veriyorum. Alibaba diyebiliyorsunuz. İşte B2B bir web sitesi firması var. Toptan satış yapan yani. Bunu Google'da ararsam daha net sonuç alırım. AliExpress'te yine
AliExpress'te yine bunun firmalarından biri. Şimdi ben burada Alibaba diye girdiğimde bakın kullanıcı bu firmayı ilk açtığı gün aldığı alan adına kullanmaya devam ediyor. Bu da nedir? Alibaba.com. Yani hiçbir değişiklik yok. Türkiye için TR almamış veya İngiltere için JOK almamış veya işte başka bir ülke için o ülkenin alan adı uzantısını almamış. Ne yapmış? Subdomain dediğimiz ön domainle tutarak hem marka bilincini bütün dünyada aynı şekilde yansıtmayı hedefliyor. Hem de tek web sitesi üzerinden yazılımsal olarak da bu çok daha rahat ve kaliteli bir iş olarak çıkıyor. Devam ettiriyor. Ne yapıyor yani? turkish.alibaba.com. AliExpress'te ise burada yaptığı hatadan geri dönüyor. Alibaba çok eski bir platform olduğu için bu subdomain kısmını da ilk kullanan web platformlarından biri. Ancak belli şeyler oturduktan sonra değiştirmek zordur. Ben burada bir 15 yıl öncesinden falan bahsediyorum. Bunu daha kısa yapması daha avantaj sağlayabilirdi. Daha sonraki projesi olan AliExpress'te ise bunu tam anlamıyla bu şekilde yapıyor. Yani tr.aliexpress.com şeklinde yapıyor. Yani yine subdomain kullanıyor ama biraz daha kısaltarak o tr ekini sona getirmek yerine öne getiriyor. Bu şekilde kendi domainini, alan adını muhafaza edebilecek. AliExpress.com olarak devam edecek ama Türkiye için tr, Rusya için ru, işte İngiltere için JOK veya işte UK tarzında direkt kullanacak. İşte Almanya için D şeklinde kullanacak. Bu şekilde hem tek bir alan adı olmuş olacak hem de yazılımsal açıdan da çok daha eli rahat olmuş olacak. Bu en çok kullanılan metottur. Bunda maalesef bizim ülkemizde yapılan web sitelerinde de birçoğunda da bu şekilde hata var. Bizim yaptığımız sonuç ise şu şekilde oluyor. Ülkemizdeki web sitelerin çoğunu arkadaşlar şu şekilde kullanıyor. Bu en yanlış şeydir. alibaba.com/tr. Bu ise arkadaşlar yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Tek domain altında tr uzantısını aynısının içerisinde geçirmek. Yani subdomain gibi değil, önde değil de root dediğimiz kök dizin içerisinde bunu kullanmak. Bu birçok firmanın yaptığı bir şeydir ve dezavantajlıdır. Evet, tekrar sorunun şey gelmiş. Anladık. Komutör uzantısını böyle olarak söylemeyi denetmeyiz. Komutör olmasının hiçbir dezavantajını görmedik. Yani SEO açısından mı görmediniz yoksa genel pazarlama şey açısından mı görmediniz? Şimdi dediğim gibi domainin zaten herhangi bir şeyi yoktur. Şimdi mesela aynı firma üzerinden birçok ülkede SEO çalışması yapabiliyor musunuz? Mesela bunu yaparken yine subdomain kullanmanız gerekmeyecek mi? Yani örnek veriyorum. Aynı web sitesinin herhangi bir subdomain uzantısı kullanmadan birçok ülkede farklı şekilde gösterilmesi çok zor bir ihtimaldir. Şimdi bu örnek belki tek bir örnek olduğu için şey yapabilir. Yine içerik üzerinden aynı anda birçok ülkeye hedeflenmesi gereken başka bir arama yapalım. Örnek veriyorum. Ayasofya Camii dedim. Burada büyük bir Wikipedia sayfasının çıkması için bir arama yapacağım. Evet bakın. Ayasofya yazdığımda burada tr.wikipedia geldi. Bu web sitesinde arkadaşlar bildiğiniz üzere tüm dillerde bir hedefleme yapmak zorundadır. Çünkü bir içerik kaynağı olduğu için farklı farklı birçok dilde içerik gönderecektir. Yani her dilden kullanıcıların bu veriye ulaşması gerekiyor ve her dilden ulaşan kullanıcıların kendi dilinde ulaşması gerekiyor. Şimdi bütün dilleri tek bir domain üzerinde toplamamız bize bu açıdan dezavantaj sağlayacak. Çünkü bütün dilleri tek bir domain üzerinden tutuyoruz ve burada o dil, şimdi ileride biz bunu bir Google web araçlarına yüklediğimizde, Webmaster Tools Search Console yeni ismiyle yüklediğimizde orada dil belirlemek çok zor olacak. Yani bu web sitesinin Google gözünde hangi dilde içerik yayınladığında sıkıntı yaşayacağız. Ancak biz bunu subdomain üzerine aldığımızda farklı dillerde biz bunu gösterebiliriz. Mesela bu Ayasofya için buradan farklı bir dilde seçeceğim. Örnek veriyorum. Aynı metnin Rusça yapısını seçtiğine bakın. ru.wikipedia.org olarak geldi. Böyle yaptığımızda burada da Rusça hedeflemeleri, Rusça çalışmaları bu link üzerinden yapıyorlar. Daha sonra yine mesela Facebook diye bir arama yaptım. Evet. Bunlar biraz daha gelişmiş hali. tr yine subdomain şu anlama geliyor bu. Türkiye'de bulunan ve Türkçe konuşanlar diye. Facebook bunu biraz daha geliştirerek kullandı. Çünkü hem burada Facebook için lokasyon önemli hem de kullanılan dil önemli bunu sunabilmesi için.
Bu bazı ülkelerde birden fazla dilin konuşulduğu ülkelerde bunlar değişebiliyor. Örnek veriyorum veya ülkeye göre de. Şimdi tek şey dil olmuyor. Şimdi Ru olduğunda Rusça oluyor. Ancak Rusça yazı kullanan birçok ülke var. Onlara hangi sonuç gelecek? Kendi ülkelerinin sonucu mu? Yoksa Rusça yazdıkları için Rusya'nın genel lokasyon sonucu mu? Bu tarz problem yaşayan ülkeler de bu ikili yapıyı kullanıyorlar. Örnek veriyorum İngiltere ve Amerika İngilizce dilini kullanıyorlar. Ancak ben bir hedefleme yaptığım zaman İngiltere'ye mi yapacağım yoksa Amerika'ya mı yapacağım? Burada işte UK veya USA tarzında, USAN veya UKN tarzında veya USN tarzında bunu çevirebilirim. Biz bu subdomain kısmında bunu amaçlıyoruz. Yani farklı dillere. Evet ben mesela çok apayrı, tekrar sorunuza gelecek olursam, apayrı bir domain de kullanabilirim. Örneğin işte ne var mesela? Çok mesela web sitesi veya başka bir ed uzantılı bir web sitesi olabilir. Veya tamamen alakası Joe uzantısı mesela. Birçok startup'ın kullandığı nokta Joe diye bir uzantı vardır. Aslında bu bir tane ülkenin uzantısıdır. Ancak çok kullanılıyor ve birçok zamanda üst sıralarda çıkabiliyor. Ancak burada söylemek istediğim bu sadece kendi içerisine çıkacaktır. Benim bunun içerisinde dil seçeneğine geldiğim zaman farklı bir dilde çıkabilmesi için tekrar subdomain'e geri dönmesi gerekir. Subdomain yani ön domain'e dönmediği sürece burada problem yaşayacaktır bu web sitesi. Bunu ilk başta planlamak lazım. Bütün yine mesela Pinterest yine birçok dilde yayın yapması gereken web sayfalarından biri. Yine mesela burada bu şekilde TR tarzında kullanıyorlar. Benim tavsiyem kesinlikle subdomain üzerinde dil seçeneklerini sunmaktır. Ama eğer tek bir dilde yayın yapacağınız bir web sitesi varsa ve bunun da hali hazırda bir alan adınız varsa tabii ki Erkan Bey'in dediği gibi de burada ne yapabilirsiniz? O domain üzerinden gidebilirsiniz. Burada avantaj, dezavantaj çok minimum ölçülerdir ve bulunduğu yerde ki avantaj ve dezavantajından bahsediyorum. Yani ülkeden ülkeye bu değişiklik yapabilir. Birçok insan belli uzantılara tıklamamaya düşünüyor. Tıklamamayı tercih ediyor. Evet, tekrar alan adıma dönmek istiyorum. Evet. Şimdi bu tavsiye etmediğimiz başka bir çözüm dedik. Birçok yapıda yine bu kullanılıyor. Hem profesyonel olmadığını düşünün hem de karmaşa oluyor. Yani bizim burada arama motorlarında bir rekabet halindeyiz. Kendi markam için bile rekabet etmek çok doğru bir seçenek olarak gelmiyor. Neden? Şöyle düşünüyor aslında. Kendi markasında otoriter olan bir kişinin başka ürünlerde de öne çıkması mesela yine Google tarafından çok kullanılan yöntemlerden biridir. Çünkü diyor ki bu konuda otoriter zaten tamam. Bu konuda otoriterse yani kendi marka birinci, kendi markasıyla çok aranmış bir isim. O zaman ben bunu başka yani ek alanlarında, en çok kullandığı alanlarda tekrar öne çıkartayım gibi tercihler yapılabiliyor. O yüzden kendi markanızda da rekabete girmemeniz açısından eğer böyle bir durum varsa ilk başta tabii eğer ilk başta bu artık biliniyorsa ben daha kuracağım isimleri elimde belli seçenekler var isimler olarak ve karar vermek durumundayım. Neyi kullanacağım, ne karar vereceğim? Böyle bir durumda bunu bence listeden çıkarmanız gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Belli değişiklikler yapabilirsiniz veya tamamen ismi değiştirebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. C ile kullanalım. Pidematik tarzında. Evet mesela bu isim kullanılmamış. Yine yani anlam kargaşası yani ve o karışıklık bir miktar devam etse de birebir aynı isimler olmadığı için hem marka tescili açısından yani normal standart marka tescili açısından hem de markanın domain tescili açısından bir problem çıkmayacaktır karşımıza. Ve kısa bir alana dağılmış olduk. Kısa alan hakları her zaman daha avantajlıdır. Bu yüzden firmalar bunlara zaman zaman çok büyük miktarlarda paralar, ücretler yatırabiliyorlar. İşte biliyorsunuz ülkemizde yeni alınan işte gerçi artık yeni de N11 gibi işte veya belli web sayfaları o minik akılda kalıcı alan hatlarını almak için biraz ücretler ödüyorlar. Şimdi burada ek bilgi olarak söyleyeyim. Tabii SEO ile alakası yok ama bir en azından bu konuyla da ilgili olanlar için. Burada bir yıllık bir ödeme yapmamız gerekiyor. Biz ödeme yaptığımız sürece bizim web sitemizi kimse bizim elimizden alamaz. Bu tabii ki web sitemizin sadece alan adını ilgilendiren bir kısım. Yani benim burada alan adını
satın almam gerekiyor ve bunu istediğim yıl kadar, yani 10 yıla kadar .com alanında, .com.tr'de yanlış hatırlamıyorsam 5 yıla kadar uzatabilirim. Yani 5 yıla kadar dedim, 5 yılda bir de alırım. Komple 5 yıllık ödeyebilirim veya 10 yıllık ödeme yapabilirim. Veya istersem yıl yıl da yapabilirim. Yıl içinde uzatma hakkım da var. Uzatıldığında yine tekrar ilk hak benim oluyor. Yani zaman bittiğinde, zaman bitmeye yakınken. O yüzden istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ve sizden başka kimse artık bunu alamayacaktır. Dediğim gibi tekrar minimum kısalıkta dedik. Markamızı içerecek. Şimdi burada ne yaptık? Bir de pide diye bir kelime geçirdik. Bu da çok sık kullanılan yapılardan biri. Yani ben web sitesi alırken anahtar kelimeyi eğer web sitesi alan adında geçirirsem bu bana avantaj sağlayacaktır. Özellikle ilk başlarda da çok daha fazla avantaj sağlayacaktır. Direkt beni o isimde hedeflemeye çalışacaktır. Yani örnek veriyorum, ben pide yapan pide makinesi ürettim diyelim. Bu pide makinesinin içerisinde o pide kelimesinin geçmesi bana avantaj sağlayacaktır. Zaten bu yüzden birçok firma da buna göre şey yapmış. Örnek veriyorum, Kanal 7 diye bir firma var biliyorsunuz, işte haber televizyon firması. Bu bir web sitesi açtığında Kanal 7 olarak kullanmak istemedi, Haber 7 olarak kullanmak istedi. Neden? Bu haber kelimesinin içerisinde geçmesi gibi. Veya bu tatil rezervasyonu yaptığımız siteleri düşünün. Eskiden işte ETS Tur, Jolly Tur falan gibi isimleri varken şimdi ne oluyor? İnsanların en çok yapacağı aramaları firma isminde geçirmeye çalışıyorlar. İşte tatilbudur.com, tatilbu.com, tatil.com, tatil sepeti gibi çeşitli isimler kullanıyorlar. Bunun amacı nedir? Orada kullanıcıların yapacağı en popüler aramaları web sitesinin içerisinde, web sitesi ismi içerisine geçirmek. O yüzden siz de eğer webde ve dijitalde popüler olmasını amaçladığınız bir ürününüz varsa burada hani anahtar kelimeyi metin içerisinde geçirebilirsiniz. Ancak şöyle bir şey vardı. Bu da benim kişisel olarak karşı çıktığım şeylerden birisi. Bu arada burada şöyle bir şey var. SEO'da arkadaşlar, bunu da tekrar söyleyeyim. Belirli kriterler vardır. Bunlar arama motorları tarafından söylenir. İşte A arama motoru der ki ben şuna önem gösteriyorum ve bu benim için önemlidir. B arama motoru der ki bunlar benim için önemlidir. Bunun dışında arkadaşlar bizim gibi bu alanda çalışan insanların da kendi tecrübelerine bağlı olarak yaptığı belli şeyler vardır. Çünkü arama motorları bütün her şeyi söylemez. Çünkü o söylediği şeyler onun algoritmasını hedefleyen şeyler olduğu için algoritması ortaya çıktığı zaman bu farklı niyetlerle kullanılabileceği için tamamını söylemez. Sadece belli bilgileri söyler. İstediği bilgileri. Şöyle der mesela, kaliteli içerik olmak zorundadır der. Evet, bu gayet, çünkü bu hem arama motoru hem kullanıcı hem de web sitesi açısından her tarafa fayda sağlayacak bir şeydir. O yüzden bunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Ancak bütün kriterleri direkt söylemez. Belli şeyleri de biz kendimiz hedefleriz. Ben o tarz bir bilgi olduğunda bunu size söylüyorum. Yani arama benim kendi fikrim olduğu durumları da ayrıca kendim, yani kendi çalışmalarımdan çıkan sonuçlar olarak. Şimdi bir de şöyle bir şey vardır. Biz direkt pide.com'u almalı mıyız peki? Yani mesela bunu alabiliyorsak eğer. Evet, pide olarak düşündüğümüzde çok güzel bir isim gerçekten. Küçük bir isim. Bence avantaj sağlayabilir. Burada detaylı düşünmek lazım. Ama daha uzun bir şey olunca bunu tavsiye etmiyorum. Örnek veriyorum. Pide yapma makinesi. Direkt kullanıcının arayacağı kelime benim web sitemin ismi mesela. Pideyapmamakinesi.com mesela. Bu tarz bir şeyi tavsiye etmiyorum. Evet, bunu SEO açısından ilk başlarda belirli bir avantajı vardır. Direkt, çünkü kullanıcının yaptığı arama anahtar kelimesi web sitesinin içerisinde olduğu için. Buradaki bunun için avantaj sağlar. Ancak bir şeyin markalaşması çok önemlidir. Yani pide yapma makinesi diye markalaşabilmek çok zor bir şeydir. Yani pide yapma makinesi deyince sizin isminizin gelmesi. Hep bu pazarlamada verilen bir örnek vardır ya, işte Selpak gibi. Çok fazla marka kullanıyorum, ancak zaten Zoom eğitim olduğu için bir şey yarattığını düşünmüyorum. Selpak gibi işte nedir? Aslında bir markadır. Yani bir ürün değildir, ancak markalaşmıştır. Şimdi bu markalaşmak çok önemlidir. Çünkü sizin markanızla yapılan aramalar çok daha fazla önem sağlayacaktır. Yani şöyle söylüyorum. Eğer insanlar tatil yazmıyorlar da tatil budur yazıyorlarsa, bu kullanıcı buraya gitmek istiyordur. Tatil budur web sitesine gitmek istiyordur. O zaman diyor ki bu kullanıcı gerçekten markalaşmış ve insanlar tatil sektöründe bu markayı çok detaylı bir şekilde arıyorlar ve bu markaya gitmeyi talep ediyorlar. O zaman ben bu kullanıcının anahtar kelimelerinde onu hedefleyeceğim ve anahtar kelimelerinde onu üst sıralara taşımak istiyorum. Örnek veriyorum, haberler.com, MyNet yazıp haber okumak isteyen bir kişi haberle alakalı diğer sonuçlarda da
hedeflenecektir. Yani diyecektir ki ha, tamam, MyNet zaten insanlar kendileri yazıyorlar. Yani Google'dan bulma değil de kendileri yazarak giriyorlar. O zaman yapılacaktır. Veya bir markanız olarak da düşünelim. Her zaman her bir ürün için marka yaratmak zorunda değilsiniz. Bazen bir markanız vardır, kendi firmanız. Firmanızın içerisinde markalar yaratırsınız. Örnek veriyorum, ne olsun? İşte çağrımakine.com/pide yapma makinesi. Evet, böyle bir linkim var. Şimdi burada da benim ilk amaçlamam gereken şeylerden biri tabii ki çağrı makine, pide yapma makinesi diye aranmaları arttırmak olmalı. Böyle yapıldığı zaman insanlar bu şekilde aramaya başladıkları zaman pide yapma makinesi yazıldığında da benim diğerlerinden bir avantajım olacak. Çünkü bunu zaten benim markamla beraber insanlar sık sık arıyorlar. Çünkü diyor ki zaten bir kullanıcı çağrı makine pide yapma makinesi diye arama yapıyorsa zaten o belirli bir itibarı kazanmış demektir. Yani burada arama motorlarını anlamalıyız aslında. Biz olsak nasıl yaparız? Yani amaç onların kullanıcıya en iyi bilgiyi vermektir. En doğru, en memnun olacakları bilgiyi vermezse kullanıcıya ne olacaktır arkadaşlar? Zaman zaman arama motoruna olan güven azalacaktır. Ve rakipler de zaten arkada bekledikleri için, yani şu an tek sektörde tek bir firma olsa da sektörü ele geçirmiş Google yani, diğer arama motorları da hala çalışmalar yapmaktadır. O yüzden her hepsinin en iyi sonuçları vermesi gerekiyor. Çünkü Google'da hiç çıktığında en çok kullanılan arama motoru değildi sonuçta. Tahtı başkasından aldı. Yanlışlarında da bunu verebilir. O yüzden ne diyoruz? Yani kullanıcının istediği sonucu vermek zorundadır bu yazılımlar. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Dediğim gibi, eğer U tarzda isim yapıldığında bir de bu güven açısından da yine kullanıcılarda biraz şeylerde problem yaratabiliyor. Yani onu web sitesine girmek isteyenlerde tekrar size ulaşmak istediği zaman sıkıntı yaratabiliyor. Şöyle düşünün çünkü. Bazı sektörlerde öyle şeyler oluyor ki mesela ben inceledim bir ürünü, beğendim. Beğendiğim site şu. pideyapmamakinesi.com. Ancak pideyapmamakinesi.net de var. pideyapmamakinesi.info da var. pide-yapmamakinesi.com da var. Bunun gibi bir sürü web sitesi giriyor. Ben tekrar geldiğimde hangisine tıkladığımı o an ezberimde bilmem mümkün değil. Günde yüzlerce arama yapıyorum çünkü. O yüzden ne olacak? Bu benim marka değerim de azalmış olacak. Ama orada markayı hedefleyen, ona orada akılda kalıcı bir fikir verirsem eğer, örnek veriyorum burada uydurduğumuz diyeyim, isim pidematik.com. O pidematik.com diye aradığında tekrar seferinde, o zaman bu benim genel bilinirliğim için, arama motorundaki sıralamam için çok büyük avantaj sağlayacak. O yüzden hani birazcık markayı içeren markalaşma. Zaten son zamanlarda hep bu tarz şekilde görüyoruz. Dikkat etmişsinizdir siz de. Yani bir ürün çıktığı zaman buna yönelik çalışmalar yapıyorlar. Evet. Alan adımı bu şekilde buradan satın alabiliyorum. Şimdi burada da bir tavsiye vermek istiyorum naçizane. Şudur, o da çok sık karşıma çıkan şeylerden biri olduğu için. Burada bu alan adını satın alırken kesinlikle yani firmada ya uzun zamanlar görevli olan, yani bir personel içerisinde olabilir, ya da firma sahibi tarafından veya bununla ilgilenen kısım tarafından firma maili üzerinde alınmasını tavsiye ederim. Yani örnek veriyorum, birçok zaman web sitesi dışarıdan bir dış kaynakla yaptırılabiliyor. Bu kişiler elinde olmaması gereken bir şeydir. Çünkü bu sizin nasıl marka tescilini sizin firmanıza ait olmalıysa, firmanın size ait olmalıysa, banka bilgileriniz, bu da aynı şekildedir. Bunu kesinlikle dışarıdan bir kullanıcıya vermeyin. Ya firma içerisinde bir personel veya direkt firmanın kendi hesapları, kendi e-mailleri üzerinden yapılması gerekmektedir. Eğer bu şekilde yaptırmak zorundaysanız veya olmuşsa da artık huiz bilgilerinde kesinlikle sizin bilgileriniz yazmalıdır. Şimdi huiz bilgileri konusuna gelelim. Bu konu şu an huiz bilgilerim de az önce anlattığım gibi nasıl alınır domain, onunla bir alakası yok SEO'da. Evet, burada örnek veriyorum, yine bir arama yapmak istiyorum. tatilbudur.com dedim. Bir bağlantım yok bu arada, o an aklıma geldi. Evet, burada arkadaşlar bakın, e-mail buraya kayıtlı ve name bilgileri, yani burada kayıtlı kişilerin bilgileri ekranda çıkıyor. Şimdi bunu değiştiremez mi peki o alan kişi? Hayır, değiştiremez. Bu e-maile bir onay maili gelir. Değiştirileceği zaman. Bu kişi onaylamadığı sürece buradaki bilgiler değiştirilmez. Bu da yasal olarak buradaki haklı kişinin, burada bu web sayfası isminin sahibinin siz olduğunu tescil eder. Yani başka bir kişi tarafından alınıyorsa da bu şekilde yapılmalı. Şimdi burada çünkü hani art niyetli olmak zorunda değil, birçok sıkıntı olabilir. Örnek veriyorum, o kişi
bir firmada başıma gelmişti. Çok büyük bir haber sitesinin alan adı. Askere gitti ve o anda bunun yıllık ödemesinin geldiği sürede bunu alamamış ve daha sonra yurt dışından bir tane bu işi yapan, düşen ve almayı unutulan domainleri alan bir firma tarafından satın alındı ve çok yüksek miktarlarda paralar istendi bunu geri vermek için. Hem de bu tarz kontroller açısından, yani kontrolün kaybı açısından kesinlikle firmayı, firma ismi tarafında en azından bu yüz bilgilerini kaydetmek sizin için avantaj sağlayacaktır. Ama dediğim gibi ilk öncelik firma içerisinde kayıt olmasıdır. Bu arada bu kayıplar ve domainin kimde olduğu Comtr için geçerli değildir. Comtr'de çünkü zaten yasal firma bilgilerimizi de aldığımız için Comtr uzantılarında başımıza böyle bir şey gelmeyecektir. Comise uluslararası bir kayıt olduğu için herkesin alabileceği bir şeydir. Herhangi bir belge gerektirecek bir şey değildir. O yüzden art şeyler de olabilir veya ihmaller sonucunda sıkıntılarda, problemlerde çıkabilir. Evet, şimdi ben tekrar dönüyorum ve artık SEO amaçlı bir web sitesi yapmak istiyorum. Bunun için yani SEO'nun da içerisinde bulunduğu diyelim. Dijital pazarlamayı komple düşünmek çok daha mantıklıdır çünkü. İşte e-mail pazarlamasından, sosyal medya reklamları, sosyal medya paylaşımları, Google reklamları, YouTube reklamları, SEO. Komplike yapan çalışmalar her zaman daha faydalı olur. Genel olarak bir dijital bir dijital pazarlama amaçlı bir ürün. Yani dijital pazarlamayı da hedefleyen bir ürün çıkardığımı düşünelim. Burada da ilk ismimi diyelim ki bu şekilde evet onaylandı artık. Ben bu ismi alacağım. Kısa olduğunu düşünüyorum. Anahtar kelimemin içerdiğini düşünüyorum. Yani jenerik bir isim olarak görüyorum. Akılda kalıcı bir isim olarak görüyorum. Ve bunu aldım. Şimdi tabii ki bir web sitesinin ismi bizim web sitesi yapabilmemiz için yeterli değil. Temelde 3 tane şey vardır aslında bir web sitesini yapabilmek için. Nedir bunlar? Web sitesinin ismidir. Web sitesinin bulunduğu server'dır. Yani o çünkü belli bir yapı var ve bu yapı bir server'da bulunmak zorunda. İnsanların buraya erişmesi gerekiyor. Diğer başka bir şey ise yazılımdır. Yani o server'ın içerisinde bulunacak yazılım. Yani bir web sitesinin 3 tane temel sütunu vardır diyelim. Bunlar web sitesi ismi, server ve yazılım. Üçünün de tabii ki SEO için ve birçok pazarlama enstrümanı için önemi vardır. Şimdi ikinci kısmımıza geçelim. Server kısmı. Server kısmı yani domain kadar önemli bir kısım değildir. Birkaç tane kriteri vardır sadece. O da nedir? İlk seçenek hızlı olmasıdır arkadaşlar. Hız bir web sitesi için çok önemlidir. Neden? Yine ilk baştaki en temel kriterimize geliyoruz. En temel algoritma olarak düşünebilirsiniz. Ve Google algoritması diye çok sık söylenir. O da müşterinin memnuniyeti. Müşteri yavaş bir web sitesinde zaman geçirmek istemez. Hatta birçok müşteri 3-4 saniye sonra eğer açılmadıysa web sitesi o web sitesini terk edecektir. Bu standart kullanıcı için bahsediyorum. Bir de o an için yavaş olabilir belli kullanıcıların internetleri bulunduğu konumda. Bu da daha büyük problemler çıkartır. Yani bizim satın aldığımız server'ın hızlı olması gerekiyor. Hızlı ve bana aktif cevap verebilen bir server. Yani buradaki neredeyse tek kriter budur diyebiliriz. Hızlı bir server'a ihtiyacım var. Ne kadar hızlı bir web sitesi o kadar büyük avantaj sağlayacak. Çünkü şu anda da en önemli etki bu algoritmalar açısından mesela bu da yine Google'ın söylediği şeylerden biridir. Web siteniz hızlı olsun. Eğer üst sıralarda çıkmak istiyorsanız web siteniz hızlı olsun. Web siteniz yavaşladığında Google size hemen bir bildirim yollar. Web siteniz yavaşladı şu 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 problemler var çözün bu problemleri diye. Bunlar yapılmadığında yine web sitesinin sıralaması azalacaktır. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi web sitesinin hız testiyle alakalı birkaç web sayfası göstereceğim. Ancak şunu da söyleyeyim. Şimdi yine bu eğitimde benim en çok önem verdiğim şeylerden biri yine e-ihracat işte ve dijital yurt dışı pazarlaması olduğu için yurt dışında bir web sitesinin hızlı olması ile Türkiye'de hızlı olması arasında farklar vardır. Hız minimum, maksimum ne olmalıdır? Yani şöyle bir saniye, bir buçuk saniye, saniye olarak saniye cinsinden söylersem bence yeterlidir. Ancak bunu birkaç örnekle daha detaylı söylemeye çalışacağım. Çünkü bazen biz şey yapabiliriz. Yani web sitesinin açılma hızı bizi yanıltıyor olabilir. Mesela ben birçok yapıda şeyi kullanırım. Mesela onu N11 üzerinden göstereyim. Şimdi bakın burada bu web sitesi çok hızlı açılabilecek bir web sitesi değildir arkadaşlar. Ama girdiğimde anında web sitesini görüyorum. Ne demek istiyorum çok hızlı açılabilecek bir web sitesi? Şimdi bir web sitesinde kodlar mesela 300 kilobayt, 50 kilobayt, 70 kilobayt iken o web sitesine açılacak görseller 20 megabayt, 30 megabayta kadar çıkabilir. Yani %99,9'unu
aslında kodlar değil de görseller oluşturuyor. Şimdi o yüzden kodları ne kadar sadeleştirsem de, sorgulardan bahsetmiyorum bu arada, kodları ne kadar sadeleştirsem de görseller benim için problem yaratabilir. Örnek veriyorum, şurada bir slider var ve bunda 20'ye yakın görsel var bu slider'da. Şimdi bu 20 tane slider'ın yüklenmesi bir web server'ı için çok kolay bir şey değil de çok hızlı bir şekilde yüklenmesi ki sadece onlar yok. Binlerce ürün var ana sayfada. Yani bunlar kategori kategori çünkü çıkıyor burada. Pardon başka bir sayfaya girdim. Şimdi ne demek istiyorum? Şöyle mesela. Bu web sayfası biraz daha yavaş yüklenebilir ama ben bunu fark etmediğim sürece sorun yok. Ne demek istiyorum? Bakın burada slider'lar var. Bu slider'ların hepsi o slider'a geldiği an yükleniyor. Yani ben şu slider'a gelmeden daha o görsel yüklenmiyor. Biz buna lazy load diyoruz yazılımda. Tembel yükleme. Bu sadece oraya geldiği zaman yüklendiği için genel yüklenme süresinin burada çok da bir önemi olmayabiliyor. Ne yapıyoruz? Hani yazılımsal olarak bunu optimize etmemiz bizim için yeterlidir sadece. Lazy load özelliği. Birçok zamanda şu aşağı doğru geldikçe olur. Mesela benim web sitemde de onu gri ile göstermeye çalıştım şey olması için. Bakın mesela charlegungor.com'a girdim. İlk başta belli yerler gri çıkıyor. Bakın logomun olduğu yer mesela. Normal web sitesi yükleniyor. Hemen açılıyor anında. Ama görsellerin olduğu kısımlar en son yüklenmeye bırakılıyor. Bu şekilde kullanıcı web sitesini görebiliyor ve görseller daha sonradan yükleniyor. Aşağı doğru indikçe de diğer web siteleri ve web içerikleri yükleniyor. Lazy load mantığı web sitesinde büyük hızlanma etkileri yarattı. O kısma tekrar geleceğim. Detaylı birçok kriterini işleyeceğim. Ama şey çok önemli. Benim web sitem Türkiye'de hızlı olabilir ama ben uluslararası bir web sitesiysem bu bana sıkıntılar yaratabilir. Ne gibi? Mesela Çin'de bir Çinli firmanın şeyine baktıysanız ithalat yapanlar falan bilirler özellikle. Alibaba üzerinden bahsetmiyorum. Standart üretim yapan bir Çinli firmanın web sitesine girdiyseniz birçok zaman çok yavaş açıldığını görürsünüz web sitesinin. Çünkü Türkiye'de en zor açılabilecek web sitelerinden biri Çin'de bulunan web siteleridir. Neden? Bu Çin'deki yönetim veya internet altyapısıyla falan alakalı değildir. Çok uzak mesafe. Sonuçta bizim verilerimiz o fiber optik kablolardan gidiyor ve Çin'e kadar gidip tekrar geri gelmesi gerekiyor bu verilerin. Bu veriler gidip gelirken çok uzun bir mesafe olduğu için tabii ki yavaş oluyor web siteleri. Şimdi Amerika'dakiler niye olmuyor diyoruz bu sefer? Aslında Amerika'dakiler Alibaba gibi düşünmek lazım. Alibaba da yine Çinli bir firma ve hızlı açılıyor web sitesi AliExpress'te. Burada arkadaşlar bu bulut serverlar dediğimiz CDN, Cloud Delivery Network dediğimiz sistem vardı. Şimdi onların en büyük ağlardan biri üzerinden göstereyim veya hangisi çıkarsa artık. CDN yazdım. Bunu anlatırken neden öyle olduğunu çok daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. Network'üne bağlanmaya çalışacağım. Evet. Şimdi bu mesela bir server gibi düşünebilirsiniz. CDN. Burada sadece medya dosyalarının olduğu bir şeydir. O kısmı da detaylı yapacağım. Ancak şöyle düşünün. Normalde benim server'ım nerededir? Örnek veriyorum. İşte Türkiye'de ne var? Büyük Rador, NetInternet, Güzel Hosting, işte Natro. Belli serverları vardır. Belli konumlardır. Ve çok yakın olduğu için herkes çok rahat bir şekilde bağlanabilir. Avrupa bile olsa yine yakın mesafe sayılır. Yani Avrupa'dan bile Türk serverlarına ortalama yani birkaç milisaniye kayıpla bağlanabiliriz. Ancak dünyanın diğer yerlerinden bağlanıldığında mesafe uzuyor ve açılma süreleri yavaşlıyor. Şimdi böyle bir durumda şunu düşünelim. Bakın şöyle bir serverınız olduğunu düşünün. İşte bu bir bulut server. Burada aslında sizin web siteniz, bu ekranda gördüğünüz her noktada sizin web siteniz var. Örnek veriyorum Güney Afrika Cape Town'da da var, Katar'da da var veya İstanbul'da da var veya Ukrayna Odessa'da da var. Yani birçok yerde sizin serverınız var. Ve örnek veriyorum Kiev'de bulunan bir kullanıcı Odessa serverına bağlanırken işte burada Güney Afrika'daki bir kullanıcı burada Cape Town serverına bağlanıyor. Çin'deki bir kullanıcı buradaki en yakın servera bağlanıyor. Sizin web siteniz her yerde. Bu şekilde ne oluyor? Web sitesi hızlı olmuş oluyor. İşte bu CDN altyapısı bize bu şekilde bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bunlar çok yüksek güçlü serverlar olduğu için bizim dosyalarımızı çok hızlı bir şekilde açabiliyor. Yani aynı ülkede olsam bile çok hızlı bir şekilde açabiliyor. Buradaki şey, sıkıntı şu. Çünkü bulut network ya, bulut network'te değil mi? Erişim çok basittir. Herkes her veriye erişebilir. O zaman bunlar benim yazılıma da erişebilir veya veri tabanıma da erişebilir. Yani bu tarz bir sıkıntı bana büyük problem yaratır güvenlik açısından. Böyle bir durumda biz ne yapıyoruz? Sadece
dosyalarımızı, videolarımızı ve görsellerimizi, belki style dosyalarımızı içerisine atıyoruz. Bu şekilde web sitemiz çok hızlı çalışıyor. Yani ne yapıyoruz? Tamamen bütün web sitemizi değil de, hani dedim ya, %99'luk bir kısım var. Aslında büyük hız farkı yaratabilecek görseller. İşte bunlar üzerinden ben yapıyorum bunu. Bu şekilde artık o dosyalara bu herhangi bir nokta üzerinden erişilebiliyor. Bu da bana büyük kolaylık sağlıyor. Burada Cloudflare, işte StackPad gibi, Bunny CDN gibi büyük firmalar vardır. Şöyle düşünüyorum. Türkiye'de sanayi sektöründe de normal şeylerde de kurumsal web sitelerinin %40'ı WordPress altyapılı Türkiye'de kullanılan. Tahmin ediyorum burada da birçok kullanıcının, birçok katılımcının da web sitesi WordPress altyapılıdır. Şöyle bir şey söyleyeceğim. WordPress altyapılı web sitelerde bu tarz eklentileri yüklemek çok daha basit. Hepsinin zaten entegrasyonu olduğu için çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada tabii biraz fiyatları incelemek gerekiyor. Toplam ne kadar bir harcama yapacaksın. Çünkü mesela Cloudflare'in bir ücretsiz kısmı var. O çok verimli değil. Ama diğer mesela StackPad gibi kısımlarda kullandıkça ödeme yapılır. Hani bir paket olarak değil de kullandığınız kadar ödeme yapabiliyorsunuz. O açıdan yani $10 bir paket bazen bir yıl gidebiliyor. Şimdi burada bir de başka bir avantajı daha var arkadaşlar. Yine bu kısım SEO ile alakası olan kısmı. Güvenlikle alakalı bir kısım. Bazen bir web sitesine girdiğinizde o web sitesinde işte yine bize işte trafik lambası falan seçtirecektir veya böyle bir şeyin yüklendiğini görürsünüz. O an için sinir bozucu olsa da herhangi bir saldırı durumunda merkez serverlardan birine bağlanırsınız. Merkez serverlar onun bir saldırı olup olmadığını anlarlar ve daha sonra kullanıcıya iletirler. O yüzden site biraz daha yavaş açılır o an ama saldırıdan, yani bir siber saldırı, genellikle bunlar botnet saldırıları, yani çok fazla yapay trafik yollayarak yapılan saldırılar. Bu tarz saldırılardan aynı zamanda güvenlik önlemi almış olursunuz. Şimdi bakalım mesela kaynak kodları üzerinden. Dediğimiz gibi bu mesela bir e-ticaret sitesi ve haber sitesi. Türkiye'de bunu kullanmak zorunda olan firmalardan biridir. Çünkü her yerde ürün görselleri, bannerlar, tasarımlar, reklamlar olduğu için bir de sayfanın da çok hızlı açılması gerekiyor. O yüzden CDN altyapısı kullanmak zorundalar gibi düşünüyorum. Evet, bakalım mesela kaynak dosyalarına. Evet, bakın mesela burada görsel uzantılarını, bakın CDN üzerinden, bunlar zaten dışarıdan çekilenler de, kendi CDN yapıları üzerinden kullanıldığını görürüz. Mesela N11, SCDN nokta. Yani yine subdomain üzerinde bir CDN server hazırlanmış. Bu CDN server üzerinde belli bilgiler, tüm bilgiler değil, zaten kullanıcının görebileceği bilgiler, veriler, içerikler oralarda paylaşılıyor. Yine burada. Bu şekilde aslında nasıl oluyor? Web sitemizin sadece kod kısmı benim kendi serverımda çalışırken, web sitemin içerik kısmı, yani görseller, videolar, medya diyelim, başka bir serverda çalışıyor. Bu da benim web sitemin çok hızlı bir hale gelmesini sağlıyor. Evet, server'ın dedik bu şekilde hızlı olması gerekiyor. Bir de server içerisindeki testlere bakalım. Yani web sitesi hızlı testi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani Google'un da kendi bir aracı vardır. İşte bu web sitesi hızlarını ölçen PageSpeed. Onun üzerine ilerleyelim. %100 bir beklenti bence olmasın arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İlk verdiğim örnek üzerinden bunu anlatmaya çalışacağım. PageSpeed Insights diye bir yazılım içerisine giriyorum. Evet. Google PageSpeed yazdığımızda da çıkabilir. Linki direkt şey yapmak da gerek yok. Ben yine de sohbet kısmından paylaşayım. Evet. Şimdi burada bir web sitesinin hızını görebiliyoruz. Ben hızından daha çok burada hani bana ne gibi tavsiyeler veriyor veya nerelerde yanlış yapmışım, nereleri geliştirebilirim, onları inceliyorum. Şöyle bugün ilk yapacağım web sitesi, bu web sitesinin de SEO'nun da sahibi olarak nitelendirebileceğimiz Google'ın başka bir firması olan YouTube. Evet, şimdi YouTube firmasını analiz ediyorum. Web sitesi hızlı olarak. Evet, mesela bu mobilde 55 puan, masa üstünde 36 puan almış bir firma. Tabii şimdi bunlar da kötü, o kadar da uğraşmayalım
çok doğru bir şey olmaz. Çünkü ağırlıklı olarak artık YouTube'un mobil uygulama üzerinden hizmet verdiğini ama masaüstündeki puanda gerçekten iyi olmadığını anladık. Peki niye iyi değil? Yani yapamıyor mu? Yani bu puanlama sistemini yapan, burada herkese tavsiyeler veren, en çok bunu aramızda yazılımcı veya bu webmaster arkadaşlar varsa onlar anlarlar. Tabii ki bunu yöneten kişi, üst düzey kişi niye bu 100 değil diye soracaktır bize. O kadar kolay olmuyor. Şimdi bazı şeylerden almak gerekiyor, bazı şeylerden vermek için. Önceki YouTube neden bu kadar yavaş, kısaca bir özetlemek için. Aslında YouTube yavaş değil ya. Çok fazla görsel var ve bunları optimize etmek mümkün değil. Yani ben kullanıcı bir video izlerken yanında 20 tane videonun tavsiyesini vermek istiyorsa benim aynı zamanda 100 puan vermem de mümkün olmaz. Çünkü o dünyanın en iyi server'ını bile yoracaktır. Önemli olan stabil olarak çalışmasıdır. Yani içerisindeki videonun hızı değil sonuçta bu. Web sitesinin açılış hızı. Yani içerisindeki videonun açılış hızı olarak YouTube'dan daha iyi açılabilecek bir şey yoktur herhalde şu anda. Network yoktur. Hem sıkıştırma kısmı olarak hem yazılım hem de server gücü olarak tabii ki YouTube videosu dünyanın en hızlı açılan videolarıdır. Buradaki karşılaştırma unsuru web sitesinin açılış hızıdır. Yani o ekrana geldiğiniz kısmın ana sayfayı yazdığımız için de şu anda YouTube'un ana sayfasının açılış hızıdır. Burada mesela 55 saniyelik bir açılış varmış. Şimdi şurada ölçü almamız gereken kısım first contentful paint, yani ilk boyalı ekran kısmı. Yani benim ilk ekranı gördüğüm an hangi saniyede, kaçıncı saniyede? 3.9. saniyedir. Yani bu 2 saniye altı, 1.5 saniye altı en harika sonuçlardan biridir. Zaten 7-8 saniye üzerinde çok fazla kullanıcı web sitesinde kalmamaktadır. Tavsiyem, yani dediğim gibi 2 saniyenin altında sizin için bir kriter olabilir. Puanlamaya çok takılmanızı tavsiye etmiyorum ama sektörünüze göre. Yani örnek veriyorum, aynı anda yüzlerce fotoğraf göstermek istiyorsanız bir web sayfanızda, o zaman hızdan feragat edeceksiniz. Veya hızdan feragat etmek istemiyorsanız da biraz daha içeriksel olarak, yani metinsel olarak yapılacaksınız bu işler. Yani baktığımızda mesela AliExpress, Alibaba gibi veya Amazon gibi sayfaların tasarımsal olarak çok harika olmadıklarını görürüz. Görseller falan böyle kırpma tipleri falan çok kötüdür. Yani belli bir yapıda böyle tam oturmamıştır sayfaya falan. Çünkü bunların hepsi kodsal ve yazılımsal ve görsel içerikler oldukları için hız ve o an çok görsel gösterme, aynı anda birkaç ürüne tıklama isteği uyandırmak çok daha önemlidir tasarımsal güzellikte onlar için. Çünkü o anda onların platformunda öyle yapılması gerekiyor. O zaman bazı şeyler işte ne yaptılar? Tasarımdan feragat ettiler veya diğerinden yapacağız. Mesela kullanılmayan JavaScript dosyalarını kaldırın denmiş değil mi? Bu mümkün olmaz. Yani mümkün olabilecek bir şey değil. Şimdi bizim web sitemizde biz nelere dikkat etmeliyiz? Yani hızlandırmak için en azından onları görelim. Şimdi birincisi şu. Bir web sitesinin hızlı açılmasında hep medya dedik ya ve CDN kullandık diyelim. Gerçekten görsellerimiz CDN üzerinde, yani bir cloud network üzerinde. Aynı zamanda bu görselleri optimize etmem gerekiyor. Ne demek istiyorum? Benim ekranımın boyutu çok nadiren 1600 falandır. Yani genellikle bundan çok daha düşük boyutlarda olacaktır. Yani genellikle 1600'ün altında olacaktır. Şimdi böyle bir durumda benim eklediğim görselin de 1600'ün üzerinde olması, yani genişlik olarak bahsediyorum, 1600'ün üzerinde olması çok tavsiye edilen bir durum değil. Mesela e-ticaret sitelerinde de bir standart belirlendi, yani en azından insanlar şey yapılsın diye. Tabii sizin kendi projenize göre onu daha detaylı düşünmüş olabilirsiniz, kullandınız ama 900 pikseli 900 pikseldir. Yani şu anda en çok kullanılan internette 900 piksele 900 piksel. Yani nedir? Genişliği doğru ayarlamak lazım. Şimdi şöyle düşünün. Ben profesyonel bir fotoğraf makinesiyle bir görüntü çektim. Ve diyelim ki bu görüntü 5 megabayt, 6 megabayt olabilir. Bu 6 megabaytlık görseli ben web sitesine koyduğum anda benim web sitemin 6 megabayt bir yük açması gerekecek her seferinde. Bu da bana ciddi ciddi problemler yaratabilir. Şu anlama gelmiyor. Ben 6 megabaytlık görseli işte örnek 5000'e, 7000'e, 8000. 8000'in pikseli 1600'e düşürdüğümde genişliğini, pikselini, ekranda bir herhangi bir görüntü kaybı yaşamayacağım. Yani aynı görüntüyü göreceğim ve aynı kalitede göreceğim. Görünen orada görüntünün boyutu, yani fiziksel olarak boyutu değişmiş olacak. Nerede problem yaşayacağım? Ben eğer o web sitesini bir projeksiyon ekranında açmak durumunda kalırsam orada problem yaşayabilirim. Ama bu çok nadir bir olaydır. Bir web sitesinin o an için projeksiyonda açılması gibi.
Böyle bir şeye gerek yoktur. Ne yapmak? Onun için en uygun boyutları en başta belirlemek ve web sitemizin görselliğini o boyutlarda yapmak lazım. Ve mümkün olduğunca onu optimize etmek gerekiyor. Yani ürün görseli farklıdır. Özellikle ilk çıkacak ürünün görseli çok yüksek kalitede kaydedilmemesi gerekir. Banner görseli olabilir ama burada sektör de çok önemli. Örnek veriyorum, siz bir pırlanta satan, mücevher satan bir firmasanız aramızda sizin böyle bir şey yapma şansınız yok. Yani o yüzden bir de bu SEO'daki kriterleri de doğru incelemek gerekiyor. Yani her kriteri uygulayabilmemiz mümkün değil. Yani ben pırlanta ve mücevher satan bir firmanın düşük diyemem. Çünkü o zaten direkt görsellik üzerinden iş yapan bir firma. Bunu yapmak bize, yani onun için zarar olacaktır. Orada en çok etkileyen şey çünkü o görsellerdir. Ancak görselin boyutunu düşürmek önemlidir. Yani çözünürlüğünü düşürmeden boyutunu düşürmek. Yani pırlantada mücevher de satsa ekranın görebileceği maksimum 900x900. Yani bir e-ticaret sitesi için şöyle ekran şu kadar açılsa zaten ekrana yani tıkladığında ürün görselini şuradan bahsediyorum bu arada. Sen herhangi bir ürüne girdim. Şu görseller gerçekten çok yüksek çözünürlüklü değiller bu arada. Evet. Şurada en fazla açılacak, ben buna tıkladığımda açılacak olan ekrandır. Bu da izin vermiyor. Yani şöyle düşünün, şurada büyüyen boyuttur. O da, bu da büyük ihtimal 900x900'e yakın bir, aynen büyük ihtimal öyle boyuttur. Yani benim burada binlerce, çok 5000-6000 genişliğinde bir görsel eklemem benim için dezavantaj yaratacaktır. O yüzden tavsiye etmiyorum kesinlikle. İlk başta görselle ayarlayacaksınız. Daha sonra ise format. Yani formatlar da çok önemlidir. Ne söylemek istiyorum? Yani şu günümüzde bundan 20 yıl önce örnek veriyorum 4 silindirli işte 1600 cm3 hacimli bir silindir motor belirli bir yakıt tüketimi varken şu anda aynı boyutlarda, aynı hacimde, aynı silindir sayısındaki bir motor çok daha düşük yakıt tüketime sahip olabiliyor. Yani burada aslında üretilen en son alınan beygir gücü aynıyken kullanılan yakıt hemen hemen aynıyken yakıt tüketimi azaldı. Burada verimlilik. Görsellerde de böyledir. Yani kullanılan formatlar verimliliği etkilemektedir. Şu an için sık sık görüyorsunuz zaten. Web sayfaları içinde kullanılan en yoğun kullanılan format veri formatı, WebP formatı. WebP formatı tavsiye ederim yine. Hem hızlı açılan bir formattır hem de totalde yine daha az yer kaplıyor diğer şeylere göre. Bu da yine server'ımda aslında web sistemin hızını etkileyecek etkenlerden biri olarak geldi. Şimdi bir etkenimiz daha var. Server seçerken, şu an server seçimi yapıyoruz diyelim. Örnek veriyorum işte yine hangi firma olsun, Radar üzerinden ilerleyelim bu sefer. Veya hosting şeklinde söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yine bu söyleyeceğim bilgi SEO ile alakalı değil de genel sizin dijital yapınızda bir server satın alırken o anki ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek server alın. Belki benim web sitem şu hali olur tarzında çok astronomik büyüklükte serverlar satın almayın. Yani bu ücretleri etkileyecektir. Yani hız ve kapasite olarak zaten birçok firma bunu sunuyor size. Diyor ki daha fazla ihtiyacın varsa bir üst pakete geçersin. Arttırırsın, serverını genişletirsin, taşırız. Tabii kendi içerisinde server yapısı olanlar için söylemiyorum. Daha çok web için. Evet, burada mesela web hosting diye bir paket üzerine geldik. Evet. Burada zaten hani işte web sitesinin genel bilgileri söylüyor. Ne kadarlık bir server'a ihtiyacım var, neleri kullanıyorum, trafik kısımları falan. Burada hani hız faktörünü anlamak çok mümkün değil. Bazıları CPU üzerinden bir karşılaştırma yapabiliyor. Bu biraz daha deneme yanılma. Hani kaliteli firmaların daha hızlı oluyor. Aynı server üzerinde çok fazla web sitesi varsa bu yoğun web sitesi ise yavaşlayabiliyor. Bu tarz etkenlerden biraz uzak durmak gerekiyor. Ama asıl göstermek istediğim burada SSL. Evet, SSL diye bir protokol var değil mi? Kısaca anlatayım ben bu SSL'i. Mesela ben diyelim ki geldim bir tane kafede oturdum ve bir internet sitesine bağlandım ve buradan alışveriş yapacağım. Kötü niyetli olan biri çok kolay bir şekilde benim o alışveriş web sitesine hangi şifreleri girdiğimi görebilir. Neden? Çünkü ben orada bir kafedeyim ve ortak kullanımı olan bir Wi-Fi kullanıyorum. Diğer kullanıcı yani kötü niyetli biri basit bir şekilde yani normalde her bir ulaşırsa bir şeyler yapabilir ama basit bir şekilde benim orada girdiğim şifreleri normal şartlar altında görebilir. Çünkü benim girdiğim veriler şifrelenmeden gidiyor modeme ve oradan da SSL bu işe yarıyor arkadaşlar. Ne işe yarıyor? Benim gönderdiğim bilgilerin bir web sitesine şifrelenerek belirli bir enkriptik yapılarak gönderilmesini sağlıyor. Ve sizleri şurada SSL logosunda bu yüzden görüyoruz.
Yani bu web sitesi güvenilir anlamına geliyor. Güvenilir tabii tek bir kriter üzerine. O da şifrelenme. Verilerimin şifrelenmesi. Zaten e-ticaret web siteleri için zorunlu. Diğer web sitelerinde de tavsiye ediyoruz. Bu SEO açısından da tavsiye ediyoruz. Bir, kullanıcıyı güvende hissettirmek. Yine kullanıcı memnuniyeti bize avantaj sağlayacak. İkincisi şudur arkadaşlar. SSL'in internete bağlanma protokolü SSL'e göre HTTP, HTTPS farklıdır. HTTPS daha yeni bir sistem olduğu için şifreleme yapmasına rağmen daha hızlı bağlanan bir protokoldür. Yani HTTPS'i, SSL güvenlik protokolü olan bir yazılım büyük ölçüde, tabii o SSL'in tipine de bağlanacak, büyük ölçüde SSL olmayana göre daha hızlı bağlanır. SSL ücretleri de oldukça uygundur. Birçok server firması ücretsiz bile vermektedir. Onun için $10'dan başlamaktadır. Bir SSL tercih ederseniz. Ki kesinlikle dediğim gibi SSL tercih. Şimdi bu SSL, bakın burada web sitesi güvenli diyor ya, bunun ölçütü demiştim. Ancak bu, bakın burada web sitesinin isminin yanında yanıyor diye domainle beraber satın alınan bir şey gibi düşünmeyin. Bu server'a kurulan bir şey. Aslında server içerisinde o mekanizmasını sağlayan bir şey. O yüzden bu SSL aldığımız zaman, yani güvenlik protokolü, biz bunu server ile beraber satın almamız gerekiyor. Diyelim ki domaini A firmasından, server'ı, hosting'i B firmasından aldık. SSL alacağımız zaman ilk gitmemiz gereken yer B firmasıdır. Tabii ki başka bir yerdeki SSL'e entegre edebiliriz ama çok daha kolay olacaktır bu şekilde. SSL dediğim gibi yasal olarak e-ticaret sitelerinde zorunlu olsa da bizim için her yerde, her web sitesinde zorunlu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü düşük maliyetiyle SEO'ya yaptığı etki düşündüğümüzde, yani SEO araçları olarak kullanabileceğiniz en yüksek fiyat performans ürünlerinden biridir. O yüzden kesinlikle alınması gerektiğini düşünüyorum. Bir de arkadaşlar, EVSSL diye bir yapı vardır. Bu biraz daha yasal kriterleri de beraberinde getirir. Örnek veriyorum, bir tane bankaya girmek istiyorum. Garanti Bankası dedim. Kullanıyorlar mı? Evet, burada bireysel giriş de kullanılıyor. Evet, bakın burada bu SSL'in güvenli olmasının yanında bunun kime verildiği de yazıyor. Mesela Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi TR. Bu yasal belgelerle onaylanması gereken bir SSL'dir. Diğer SSL sadece beni güvenlik, yani yazılımsal olarak benim verilerimi şifreleyip gönderdiği için bir güvenlik sağlarken, mesela bu Garanti Bankası'nı kullandı ki bankaların tamamının bunu kullanması gerekiyor. Aynı zamanda hangi firmaya verildiğini göstermektedir. Bu kullanıcı koruması sağlamaktadır. Eskiden daha farklı, daha güzel çıkıyor. Daha yeşil, geniş çıkıyor. Orada yazıyor firma ismi. Onu kaldırdılar. Ne işe yarıyor peki bu? Şöyle olabilir. Yine kötü niyetli biri bu tasarımı aynısını yapıp size bir e-mail atabilir. İşte hesabınıza şu miktarda para geldi tarzında. Onu kullanıldığı zaman ne olacaktır? Birçok zaman bu yöntem kullanılıyor ya. Biz zannediyoruz ki Garanti Bankası'nın sayfasındayız. Bir verilerimi giriyorum. Artık burada daha farklı koruma önlemleri de var. Telefon onayı 3D'ler falan. Ancak şifremi elde etme ihtimali artıyor. Ama ben orada SSL'de gördüğüm zaman, evet bu güvenilir bir firmaymış diye kontrol edebiliyorum. Bu EVSSL'in yapısı maillerde de çıkıyor arkadaşlar. Mail yapılarında da karşımıza çıkıyor SSL yapılar. Hani maillerin içerisinde de güvenli SSL, güvenli şeyler. Onları sık kontrol etmek lazım. Bu özellikle yine alakasız bir konuya dalıyorum ama firmalardaki muhasebe personelinin çok sık dikkat etmesi gereken bir şey. Çünkü biliyorsunuz bu aralar çok büyük bu tarzda saldırılar oluyor. Muhasebe personelinin sürekli e-mail açması gerektiği için orada bütün bilgisayarı kilitleyen virüsler gönderilebiliyor. Şimdi evet. SSL de bu şekilde. Evet, SSL evet. Biraz SEO açısından da daha itibarlı diyebiliriz. Daha fazla faydası var şeklinde düşünebiliriz. Şimdi elimizde neler var? Evet, markamı oluşturuyorum. Bir alan adı aldım. Web sitesinin ismi. Web sitesinin ismi içerisine bir server aldım. Hızlı bir server almayı tavsiye ettik. Yanında bir de CDN alıyorum. Görsellerimi yerleştirmek için. Eğer çok büyük bir sayfa yoksa, dediğim gibi kullanma başına ödeme yapılan CDN'leri tercih edebilirsiniz. Bunlardan biri Bunny CDN'dir. Vardır ama başka CDN firmaları da bilmiyorum. Yani çok olarak kullandığım birkaç firma var çünkü.
Ama bu firmalar hani şey oluyor. Şimdi bizim işimiz yani diyelim ben bir sanayiciyim. Benim işim web sitesiyle sürekli web sitesiyle şey olmak değil yani milyarlarca kullanıcı istemiyorum. Benim işime yarayan birkaç kullanıcıya ihtiyacım var. Veya birkaç yüz kullanıcıya ihtiyacım var. Böyle bir durumda çok büyük CDN yatırımları yapmam o evet Çağrı Hoca söyledi bunu, ama çok büyük maliyetler çıkabilir. Yani bir yandan da maliyetimizi de azaltmak zorundayız. Çünkü benim dijital pazarlamanın hangi kriterinde azalttığım maliyet benim dijital pazarlamanın diğer bir konumda bana ekstra bir pazarlama bütçesi olarak karşıma çıkacaktır. Evet, bizim de bulunduğumuz Euro Avrupa serverında şu anda gigabyte başına 0,01 dolar bir ücret var. Yani şöyle söyleyelim ona yani günlük 50-60 kullanıcısı olan bir kullanıcı aylık 1 dolar, 1,5 dolar falan maksimum harcar. Onunla çarparsak da 600 kullanıcıya bile 10 dolar harcayacağını zannetmiyorum. 4-5 dolar falan bir civarında harcamalar. Bu şekilde kullanma başına bir ödeme olduğu için orta derecedeki bir yani çünkü dediğim gibi web işi olmayan yani bir Facebook'ta amaç zaten orada vakit geçirmek YouTube'da olduğu için orada amaç zaten orada kullanıcının sürekli orada olması olduğu için server şeyleri daha yüksek kapasitede alabilir ama burada minimumlarda kullanma başına CDN sahip olmak bence daha avantajlı diye düşünüyorum. Hem de hızlı bir sistem. Bu şekilde bir yapı üzerinden kullanabilirsiniz. Hani tavsiyem dediğim gibi eğer 10 bin, 20 bin günlük kullanıcının altındaysanız bu tarzda kullanma başına ödeme yapabileceğiniz serverları tercih etmenizi tavsiye ederim. Evet, bu ne dedik? CDN'i de aldık. Şimdi bir domain. Hosting. CDN dedik hosting içerisinde. Hızlı bir CDN alacaktık. Bunun dışında bir de SSL. Evet. Bir web sitemizin olması için gereken bütün teknik kısımları çözmüş gibi görünüyoruz. Tek bir ihtiyacımız var şu anda. Yazılım kısmı. Yazılım kısmının içerisindeki ögelerle beraber bu saat 11'deki aramızdan sonra işlemek istiyorum. O arada sorusu olanlar falan varsa bence iyi bir şekilde değerlendirebiliriz bu 5-6 dakikamızda. Herhangi bir sorusu olan var mı? Herhalde yok mu? Tamam, o zaman ben bir minik bir şey daha yapacağım. Analiz derken geldi güzel. Yabancı isimli web sitesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bu tabii pazarlamayla alakalı bir şey. Türkiye'de tutuyor gerçekten. Ne kadar biz buna karşı gelmeye çalışsak da Türkiye'de bile yabancı ismi olan şeyler tutuyor. Bu gerçek sektör, real sektörde de bu şekilde. Yani yabancı ismi olan bir firmanın daha fazla itibar yaptığı şeyleri birçok şekilde görüyoruz yani. Web sitesi isminde de yine ben bir problem yarattığını düşünmüyorum. Uluslararası bir yapıda ise kesinlikle tavsiye ediyorum bunun dışında. Yani eğer o anahtar kelime geçiyorsa. Ama ben genel olarak da web sitesi isminde sadece kısa akılda kalıcı olması yanındayım. Onun dışında hani web sitesinin isminde anahtar kelime veya nasıl okunuyor, nasıl geçiyor onların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta günümüzde yani sadece biraz onu ifade eden, o işi ifade eden yapılar bile kullanılabiliyor. Aslında anlamsız yapılar bile kullanılabiliyor. Sadece o işi ifade etmesi, birazcık ifade etmesi yeterli olabiliyor. Bakın bu yapılara baktığımızda mesela Bunny CDN diye yapmış. Ne yapmış? CDN'i kullanmış. Orada tavşan Bunny CDN. Basit bir yapı oluşturmuş. Ben yabancı isimli yani soruya net cevap verirsem yabancı isimli web sitesinin herhangi bir sıkıntı yarattığını düşünmüyorum. Bence avantajlı da çünkü dediğim gibi artık benim de mesela şu an çalıştığım projeler tamamen oraya yönelmeye başladı. Çalıştığım bütün firmalar özellikle sanayi alanındaki firmalar, üretim alanındaki firmalar şu an kendi durumlar falan da dolayısıyla yurt dışı pazarlamaya çok yöneldiler. Bütün ülkeler ama bu sadece İngilizce olarak düşünmeyin bunu. Şöyle düşünün yani belirli bir bizim şeylerimiz var. Bunu artık yurt dışı firmaları da anladılar. Alakasız minik bir ürün startup Türkçe olarak sunulabiliyor. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Benim belirli pazarlama şeylerim var. Maliyetlerim var. Bu pazarlama maliyetleri arasında çeviri ücreti benim için ne kadardır? Örnek veriyorum basit bir şey. 300 lira, 500 lira, 1000 lira. Diyor ki yani müthiş bir ücret. Yani benim bu pazarlama araçlarım içerisinde bir şeyi örnek veriyorum. Hollanda'ya çevirmek işte Hollanda diline çevirmek benim için
Düşük bir maliyet diyor 1.000 lira veya Ukraynaca'ya çevirmek 1.000 lira diyor ama 50 milyon kişi yani Ukraynaca demek o yani tamam yarısı konuşuyor. 30 milyon kişi demek, 40 milyon kişi demek veya bir başka bir herhangi bir dille. Aslında bir pazarlama maliyeti olarak çok düşük bir maliyete geliyor. Bu yüzden hani web sitesi ne kadar global yaparsa o kadar. Sadece İngilizce olarak değil. Peki ben buna tekrar hizmet verebilir miyim? Tamam ben oraya yazdım da tekrar ben onunla Ukraynaca veya Hollanda dilinde veya Lehçe mi konuşmam gerekiyor? Hayır yani ondan sonraki kısmı İngilizce'ye çevirebilirsiniz yani destek kısmını falan. Ancak kullanıcı, yani şöyle düşünün, biz kendimizden düşünelim. Ben bir şey yazdığımda İngilizce bilsem bile Türkçe olan sonucu tercih ediyorum sayfam. Şimdi bu yine o tıklanma oranlarına da şey yapıyor. Zaten SEO'da şey yapar mı? Reklamlarda veya başka bir yapıda da tercih edilen kısım Türkçe olan benim her zaman tercihim oluyor. O yüzden web sitesi birçok dilde, sadece İngilizce değil, bunu sürekli söylüyorum. Bütün dillerde yani yapabildiğiniz kadar veya bunu bir plana koyup örnek veriyorum. Ben ne yapacağım? Ben şu anda çalıştığım sektör örnek veriyorum. Asya'daki işte Türk ülkeleri ve Rus ülkeleri. Örneğin o zaman ne yapacağım? Rusça'ya çevireceğim, Türkmenceye, Azerice'ye, Özbekçe'ye çevireceğim ben dilimi. Sonra bunu genişleteceğim. İşte Ermenice'ye çevireceğim, Yunanca'ya çevireceğim, işte Arapça'ya çevireceğim. Bu şekilde bence bir proje şeklinde olması gerekiyor. Yavaş yavaş bütün projelerde, bütün dillerde olmuyor. Çünkü nereden geleceği belli olmuyor. Özellikle dediğim gibi üretim makine sektörleri sanayinde bazen bizim hiç planlamadığımız bir ülkede çok büyük bir ihtiyaç olabiliyor o anda. O da tabii ki o an bize ulaşmaları gerekiyor. Orada da onların dilinde vermek onların daha kolay, daha samimi bir şekilde bize ulaşabilmesini sağlıyor. O açıdan bütün dillerde tavsiye ediyorum. Haber siteleri için SSL önerir misiniz? Tabii haber sitelerinin tamamı için SSL öneririm. Kullanmayanlar var ama SSL hem hızlı açılıyor hem güvenlik açısından. Hiç kullanıcı girmiş olmasa bile SSL'nin hızlı açılması avantaj sağlar. Tahmin ediyorum birçok haber sitesinde var şu anda. Aynı web sitesine iki ayrı web adıyla. Teknik olarak iki ayrı web adıyla aynı web sitesine ulaşabiliriz. Ancak SEO açısından umut bağlamayın. Diğeri büyük ihtimal hiç Google'da bile çıkmayacaktır. Biri diğerine yönlendirilecektir. Orada tek bir tanesini tercih etmenizi tavsiye ederim. Ama diğer alan atlarınızı oraya yönlendirmeniz tabii ki normaldir. Oradan gelecek kullanıcıları veya daha önce isim değiştirdiyseniz zaten yönlendirmeniz zorunlu olarak düşünebilirsiniz. O işin bu şekilde. Şimdi şöyle düşünelim. Mesela haber siteleri artık haber sitelerinin de yapıları değişti. Dünya üzerindeki en büyük haber sitelerinden biri artık Medium oldu. Yani bir yandan biraz da köşe yazısı sitesi gibi düşünebiliriz. Mesela Medium bunun tabii ki SSL'i var. Kullanıcı girişi var. Ama standart haber siteleri olarak düşünürsek, örnek veriyorum yine haber yazalım buraya girelim. Bakalım kullanıyorlar mı? Evet mesela haber7.com. Evet SSL kullanmış. Bunların tamamını kullandığını düşünüyorum. Birkaç tane var. Onlar da teknik olarak altyapılarında belli problemler çıktı. O yüzden şu an için kullanamıyorlar ama en kısa zamanda onlar da düzeltecektir. İki tane büyük haber sitesinde şu an SSL yok. Bu şekilde aynı anda evet onu cevapladık. Başka sorusu olan var mı? Yoksa bir 15 dakikalık aramızı verebiliriz. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Halil Bey. Evet. Teşekkür ederiz Çağrı Bey. Bayağı hani konuşurduk sizleri yorduk açıkçası. Evet, Yine biraz hızlı ağzınıza sağlık, konuşabilirim. emeğinize sağlık. Bir 15 dakika ara verebiliriz. Aranın öncesinde ben birkaç duyuru yapmak istiyoruz. Böyle Çağrı Bey'le yaptığımız eğitim programları gibi biz farklı programlar düzenlemeye devam edeceğiz. Ben şimdi bir görüntü paylaşayım sizlerle. Ayın 24'ünde görüntü geliyor sanırım. Yine Karatay Üniversitesi'nden Murat Canites hocamızla ihracat üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İhracat yapmak isteyen firmalar için ihracatta nasıl başlarım, ihracatımı nasıl arttırırım, nasıl müşteri bulurum, nasıl pazar analizi yapabilirim gibi konuları konuşacağız. Eğer ihracat noktasında düşünen firmalarımız varsa bu söyleşimizi de bekleriz katılımcılarımızı. Aynı zamanda ben bir görüntü daha paylaşacağım. Ayın 29'unda da dijital pazarlama üzerine bir eğitimimiz var bizim. Bunu da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü aracılığıyla işbirliğiyle yapıyoruz. Facebook işbirliğiyle de yapıyoruz aynı zamanda. Sosyal medya üzerinden, Facebook ve Instagram üzerinden online dijital pazarlama eğitimleri düzenleyeceğiz. Bunun eğitim tarihi de ayın 29'u, 29 Eylül Salı günü. Buraya da kayıt yaptırabilirsiniz. Kayıt linkimizi ben chat bölümünden paylaşacağım.
Ayın 24'ündeki ihracat söyleşimiz için de akşam saatlerine doğru Twitter'ımızı takip ederseniz oradan kayıt sayfalarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Teşekkür ederim. Saat 11, 15 dakika ara verelim isterseniz. 15 dakika sonra burada buluşalım. Bağlantınızı kapatmayın. Bağlantıdan düşme ihtimalinize karşı bilgisayarınız açık kalsın. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Tamam. Bir soru geldi. Onu geldiğimde cevaplayacağım arkadaşlar. Evet, tekrar selamlar. Merhabalar herkese. Çağrı Bey, sizlere de selamlar. Yavaştan başlayalım isterseniz kaldığımız yerden. En son Semih Orhan bir soru sormuştu Çağrı Bey. Moladan sonra yanıtlayacağımızı söylemiştik. Semih Bey buradaysa sorusunu cevaplayalım o zaman. Semih Bey buradaysanız yazabilirseniz seviniriz chat kısmına. Tamam. Evet. Burada bence hani çok verim açısından fark değil de firmanın işleyişi açısından ve genel olarak hani bu durumun etkilerinden ayarlanmalı. Yani şöyle söylüyorum. İşte bazı firmalar online verdiği fiyatlar dışında aynı zamanda kendi bayileri olabiliyor. Böyle bir durumda işte bayileri bu durumdan rahatsız olabiliyor. Veya firmanın işleyişi veya yazılımı açısından yani kullandıkları yazılımla e-ticaret yaptıkları yazılım aynı platform üzerinde çalışamayacak şekilde olabiliyor. Böyle bir durumda tabii farklı etkiler olabilir ama birkaç tane yol üzerinden bunu deneyelim. Yani başka nasıl olabilir? Şimdi genellikle ben ağırlıklı olarak yani kurumsal firmanın ayrı bir web sitesi olması taraftarıyım. Bu içeriğin hazırlanması açısından böyle düşünüyorum. Yani içerik, çünkü şimdi e-ticaret sayfaları genellikle içerik hazırlanması açısından o kadar da verimli olmuyorlar. Ama böyle bir şey de sağlanabilirse yani özel bir yazılım olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi her zaman maliyetler önemli. Burada ben ekranımı da paylaşayım. Evet, burada maliyetler de bizim için önemli. Yani yaptığımız bir yazılımın maliyeti bizim için önemli. Kullandığımız yazılımın eğer benim kendi kurumsal sayfamla eğer uyum sağlayamayacak bir yazılımsa farklı bir sistem içerisinde yapabilirim veya aynı sistem içerisinde yine subdomain'i deneyebilirim. Bazı firmalar da bu şekilde yapmaktadır. Yani market nokta işte afirması.com, çağrımakine.com veya çağrı üretim veya çağrı inşaat gibi ayarlayabilmektedir. Teknik olarak ve SEO açısından şöyle görüyorum. En verimli yöntem bence şu an için sistem içerisinde yapmaktır. Yani direkt e-ticaret ama böyle bir durumda firmanın sadece bir e-ticaret firması olarak görünebilme şeyini göz önüne almak lazım. Yani çünkü ana sayfada benim her zaman ürünlerimi göndermem gerekiyor. Kullanıcı benim ana sayfama girdiğinde ürünlerimi görecek. Böyle bir durumda kurumsal kısım arka planda kalabilme ihtimali var. Hani buradaki benim asıl kolum hangisi? Ben tamamen dijital içerik mi hazırlayacağım yoksa aynı zamanda kurumsal hayatıma ne ölçüde devam edeceğim? Bu yüzden hani tavsiyem farklı siteler yapmak eğer böyle bir durumda ama SEO açısından düşündüğümüzde tek bir sayfa içerisinde yapmak daha mantıklı olur. Çünkü tüm içerik tek bir kaynak üzerinden yayılacağı için o sayfanın o içerik üzerinde otoriter olması anlamına geliyor. Yani bütün içeriklerin o sayfa içerisinde olduğu anlamına geliyor. Bu biraz şeye göre değişir. Bence çok endişe edilecek bir kısım değil. Yani çünkü burada soruları net cevaplamak istiyorum. Yani çünkü birçok insan buradaki cevaplara göre hareket edebilirler. Bence çok endişelenecek bir durum değil. Ancak e-ticaret ürünlerine ve kurumsal ürünlerin önceliğine bağlı olarak. Eğer kurumsal önceliğin fazlaysa ana sayfayı bir kurumsal sayfa gibi tasarlayıp e-ticaret kısmını arka plana atabilirim. Eğer ana kısmım e-ticaret ise e-ticareti ana sayfada gösterip kurumsal kısmı arka plana gönderebilirim.
Ama hepsi tek bir sayfa olur. Ne demek istiyorum? Yani ilk sayfa açıldığında bir e-ticaret sayfası görürsünüz. Ancak yukarıda bir menü var sonuçta. O menüde diğer kurumsal kısımlara da ulaşabilirsiniz. Bir de eğer kendi özel yazılımınızı yapmanız mümkünse zaten bunu çok daha entegre bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani iç içe kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde de fayda sağlayacaktır. Tabi orada fiyatların gösterilmesi veya gösterilmemesi gibi seçenekler de var. Bunlar da yine işte hem işverenin talepleri hem de diğer bağlı olduğu partner firmaların taleplerine göre değişmektedir. Tavsiyem şöyle yapılması, yani anasa tek bir sayfa içerisinde yapılması. Ancak eğer yapılamıyorsa ve bunu başka bir sayfada yapmak gerekiyorsa tekrar bir web sitesi açmak kadar yine subdomain kullanmak da faydalı olabilir diye düşünüyorum. Ana sayfadan link vererek veya ayrı bir firmada bir sayfada yapabilirsiniz. Bu genellikle firmaların yapılarına bağlı olarak değişiyor. Orada şu da çok önemli. Eğer bir firmanın birçok ürünü varsa bu sefer e-ticaret üzerinde, yani bazı firmalar e-ticaret, tabii e-ticaret içinde ürünler üretirken farklı bir firma kolları da olabiliyor. Böyle bir durumda e-ticaret tamamen ayırmak gerekiyor genelde. Örnek veriyorum, aynı zamanda işte eğitim sektöründe işte veya üretim sektöründe veya işte danışmanlık sektöründe, birçok sektörde olabilir bu firma. Böyle bir durumda zaten ana sayfanın tamamen kurumsal kalması gerekiyor. E-ticarette hatta bu durumda tamamen dışarı çıkması daha mantıklı oluyor. Yani o firma kollarından biri eğer sadece e-ticarete yönelik çalışıyorsa bence e-ticaret şeyi ayrı bir firma üzerinde yapmak gerekebilir. Burada şu da çok önemli. Eğer ürettiğimiz ürün bizim ürünümüzse yine sayfa içerisinde alınır, ama dışarıdan alınan bir ürün ticaret şeklinde, yani üretim sonucu bir satış değil de ticaret sonucu bir satışsa yine tamamen dışarıda. Çünkü farklı bir markanın ürünlerini kurumsal bir web sitesi içerisinde bana doğru gelmiyor. Ama dediğim gibi bunların tamamını dijital pazarlama kapsamında söylüyorum. Sadece SEO kapsamında söylemiyorum. SEO kapsamında iki tane örnek verebilirim. Mesela ben bir A firmasıyım ve üretim yapıyorum. 7-8 kalem ürünüm var. Bu ürünleri satıyorum. Sonra da e-ticarete geçmek isterim. Üretim bende 7-8 ürünüm var. Kurumsal bir şey zaten, orada ürünlerimiz diye bir kısım var ama şu an e-ticaret aktif değil. Sadece işte ürünlerimi gösteriyorum. Böyle bir durumda ben e-ticareti sayfanın içerisinde kesinlikle tavsiye ederim. Ama ben bir yine A firmasıyım. Çeşitli sektörlerde varım. Dışarıdan farklı ürünler alıp yeni bir e-ticaret firması oluşturmak istiyorum. Dışarıdan gelen ürünlerle. Yani kendi ürettiğim ürünler değil de. Böyle bir durumda ise e-ticareti dışarıda tavsiye ederim. Bu şekilde söyleyebilirim. Chat kısmında. Evet, olabilir. Yani store.firmaadı.com bence gayet mantıklı bir seçerek, yani veya mağaza işte nasıl istiyorsanız, shop, hani bu kullanıma göre. Ama dediğim gibi işte kurumsallı sayfanın ana sayfada olması biraz da ürün tipine bağlı olarak. Yani genelde o subdomain'de bunu yapan firmalar genellikle şey oluyor. Kendi ürünlerini üretiyor. Örnek veriyorum, bir Xiaomi, bir Apple ne yapıyor? İşte bu tarz çalışmalar yapabiliyor. Neden peki store'a atıyor da aynı sayfa içerisinde kullanmıyor? Bir de yazılım olayı var. Yani benim zaten oturmuş bir kurumsal tasarımım var ve bunun içerisinde belli yazılımlar kullanıyorum. İşte destek yazılımı veya bayi giriş platformu falan. Bunun dışında bir e-ticareti entegre etmek çok zor. Ya sıfırdan bir yazılım yapmak gerekiyor. Bunun maliyetini de düşünmek gerekiyor. Veya hazır bir e-ticaret sistemlerini hazır kullanmak genellikle şu anda daha mantıklı bir çözüm gibi görünüyor. Daha sonra özelleştirmek. Çünkü bir e-ticaret sistemi artık çok geniş bir şeyde yayınlanıyor. Yani çok büyük bir altyapı gerektiriyor. Sıfırdan e-ticaret sitesi yazan firma çok az sayıda. Çok çok dev firmalar yapıyor bunu. O da sadece e-ticaret sektöründe ise yapıyor. O yüzden bir hazır yazılımı entegre edeceksek tabii ki en mantıklı seçeneklerden biri ya subdomain üzerine almak ya da dışarıdan ayrıca yeni bir web sitesi ismi alarak onun üzerinden de bir o e-ticaret sitesinin markalaşmasını sağlamak. Ama dediğim gibi ürün şeyi çok önemli. Mesela 6-7 tane ürünün varsa, 20 tane ürünün varsa, yani burada yine üreticilerin genellikle bu şekilde oluyor. 20 ürün için e-ticaret sitesi açmak biraz şey olabilir. Apayrı bir e-ticaret sitesi açmak hem maliyet açısından hem de orada çok büyük bir şey olmadığı için yine sıkıntı yaratabilir. Burada kurumsalın içerisine gömülebiliyor. Yani benim ürünlerim var. Zaten ana sayfam var. Ana sayfamdaki başlıklardan biri ürünler. Orada 3-4 tane ürünü sergiliyorum. Daha sonra tüm ürünler diyerek
genel shop sayfama yolluyorum. Bu da çok kullanılan metotlardan biridir. Burada hani ürün sayısının ve ürünün tipinin çok önemi var. Ama dışarıdan bir ürünse tamamen kesinlikle ayrı bir sitede tavsiye ederim. Ama bunların hiçbiri genel olarak SEO'da size bir avantaj veya dezavantaj olarak, yani çok küçük kriterler olarak çıkacaktır diye sadece karşınıza düşünüyorum. Şey hariç, dediğim gibi tekrar söylüyorum. Daha önce benim zaten bir web sitem var, ürünler diye bir kısmım var. Ben aktif ürünler kısmını e-ticarete dönüştürmek istiyorum. Burada kesinlikle sayfa içerisinde olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten benim aktif bir sayfam olduğu için o SEO'da belirli bir yerde. Şimdi o önemli kriterlerden biri, birazdan geleceğimiz kriterlerden biri. Şimdi başlamış oldum. Sayfanın yaşı, yani bir sayfa yaşı arttıkça otoriterleşiyor. Yani diyor ya, güven veriyor çünkü. Yani nasıl gerçek hayatta da böyle bir ihaleye girerken bile bir firmanın belli bir yaşta olması gerekiyor. Devlet gözünde veya kamu gözünde o sayfanın, o firmanın güvenilir bir firma olması için. SEO'da da bu şekilde, yani arama motorlarında. Yani bir web sitesi eğer yaşlı bir web sitesi ise, uzun yıllardır varsa zaten üst sırada çıkıyor. Böyle bir durumda yeni bir sayfa açıp bunu yapmak çok da mantıklı gelmiyor. Aynı sayfa içerisinde ürünleri paylaşmak mantıklı. Ama birden yüzlerce, binlerce ürün açacağım yeni bir web sayfası olursa, yazılımsal olarak onun altından kalkamama ihtimalim var. Aynı yazılım içerisinde dışarıdan almak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Sorunuza cevap olabildi mi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi... Evet, şimdi biz de artık yazılım konusuna geçmeye başlayalım. Çünkü artık bir web sitemizin sıfırdan şey yaparak ilerliyoruz. Domain hosting kısımlarını hallettik. Bir yazılıma ihtiyacımız var. Bu da en çok problem yaratan konulardan biri. O kadar aslında sıkıntılı bir durum olmamasına rağmen kurumlar açısından belli sıkıntılar yaratabilen durumlardan birisi. Burada belli anlaşmazlıklar falan özellikle. Şimdi... Bir yazılıma ihtiyacımız var. Yazılım ve tasarım tabii ki farklı şeylerdir. Web'in, bir web sitesinin bir yazılımı vardır, bir de tasarımı vardır. Öncelikle yazılım üzerine ilerlememiz lazım. Bir de web sitesi nasıl geldi, nasıl oldu, artık nasıl olması gerekiyor, onlardan bahsedeyim. Şimdi ilk web siteleri şöyleydi. Kart vizit gibiydi. Yani benim bir web sitem var, var mı? Var. Evet. Biri girdiğinde orayı görebiliyor. Daha sonra bu web sitesi bu kart vizit olma yolundan çıkmaya başladı. Burada da dijital pazarlama etki etti. Tamam, benim bir web sitem var ama ben bu web sitesiyle insan, yani beni bilen insan, arayan insanlar hakkında daha fazla bilgi almasının yanında ben yeni insanlara nasıl ulaşabilirim? Burada da zaten ilk karşımıza SEO çıktı. Daha sonrasında reklamlar çıktı beraberinde. Dedik ya, benim zaten bir web sitem var ve ben insanlara ulaşmaya başlayayım artık. Sonra ne yaptık? SEO çalışmaları yaptık. Google'da, insanlar hep Google'dan aradığına göre, Google'da insanların karşısına çıkmaya başlayayım. Ve bu tarz web siteleri olmaya başladı. Sonra bu işte kart vizit web siteleri aynı zamanda insanın ulaşabileceği bir sayfa haline geldikten sonra bir de bu sefer e-ticarete dönüşmeye başladı. Yani dediler ki ben artık o zaman buradan ürünleri satın almaya başlayayım tarzında. Tabii bunu herkes yapamayacağı için, yani e-ticaret, şimdi şu anki durumda tabii daha fazla firma yapabilir. Ama e-ticaretin ilk çıktığı zamanlarda bu kadar kolay değildi. Yani çünkü sadece onun yazılımsal olarak değil, altyapılar, işte ödeme platformları, sanal postlar, işte takip sistemleri, entegrasyon sistemleri falan, bunlar çok büyük problemler yaratıyordu. Bu yüzden pazar yeri dediğimiz firmaların şeyleri artmaya başladı. İşte eBay, işte Amazon, AliExpress, daha yurt dışı örnekler vereyim. Türkiye'de de biliyorsunuz. Ancak bu firmalar da çok yüksek komisyonlar almaya başladılar. Yani %20, %25 komisyonlar, neredeyse bir üreticinin zaman zaman kazanmadığı komisyonları kazanmaya başlayınca ve bu bir sıkıntı yarattı. Ama firmalar şöyle düşünüyorlardı. Ya tamam, ben düşük karla satıyorum ama sanal bu pazar yeri firmalar çok ürün sattırtıyorlar. Yani çünkü herkese ulaşıyorlar. Çok yüksek reklam maliyetleri var ve bana çok fazla ürün sattırıyorlar ve ben şeyden kazanıyorum zaten. Sürümden çok fazla ürün kazanıyorum. Ancak bir, pazar yeri firması sayısı arttı. İki, herkes bu sefer pazar yeri firmasına girmeye başlayınca komisyonlar da aynı kalınca bu sefer satış miktarları azalmaya başladı. Satış miktarları azalınca hem düşük fiyatlardan ürün satılmaya başladı hem de satılan düşük fiyattaki ürünler daha az kişiye satıldığı için o sürüm dediğim şeyi de sağlayamamaya başlıyoruz şu anda. Bu da hani bence benim bu kendi kişisel görüşüm, yakın zamanda pazar yeri firmaların bu kadar
etkin olamayacağını düşünüyorum. Çünkü şimdi bir firma kendisi %25 bir iskonto yaptığı zaman çok daha farklı miktarda ürün satışı yapabilir. Burada dijital altyapısını, dijital pazarlama altyapısını ve yazılımsal altyapısını entegre etmesi şartıyla tabii ki. Yani kullanıcıya ben ulaşamadığım sürece bedavaya versem de kimse almayacaktır onu. Evet, ne dedik? Şimdi son aşamada artık dijital pazarlamadan sonra e-ticaret firmaları da yaygınlaştı. Şimdi artık kurumlar kendi içerisinde e-ticaret ürünlerini yayınlarken aynı zamanda pazar yerini sunamadığı birçok şeyi sunmaya başlamak üzere. Bu sistem daha yeni yeni gelmeye başlayacak. Yani dünya üzerinde de çok fazla yok. Aslında yazılımsal olarak da bence özellikle bu kurumların, endüstri sanayinin ve KOBİ'nin içerisinde bulduğu yazılımlarda bence dünyada bir eksiğimiz yok. Yani bence dünya standartlarında ilerliyoruz. Pazar yeri firmalarda da bu şekilde. Sadece dev firmalarda biraz da tabii ki eksiğimiz var. Oluyor. Çünkü başka etmenler de işin içine girdiği için. Her neyse, tahminim ne peki? Benim tahminim şu şekilde olacak. Yani firmalar pazar yerinin yanında artık kendileri de satmaya başlarken bunun avantajlarını kullanacaklar. Özelleştirilebilir ürünler ve kullanıcı takibi çok daha basit olacak. Yani örnek veriyorum. Şimdi ben bir A pazar yeri firmadan örnek veriyorum. Bir şey almaya çalıştığım zaman birçok tane şey sıkıntı çıkıyor karşıma. Ürünü özelleştiremiyorum. Özelleştiremediğim ürünü işte istediğim miktarlarda falan alırken farklı sıkıntılar çıkıyor. İşte kargo ücretleri çok farklı çıkabiliyor. Çünkü orada bir şey yapamıyor. Pazarlık yapamıyorum. Bir tane de alsam, 1000 tane de alsam aynı fiyata geliyor. Kullanıcı takip edemiyor. Daha büyük, geniş ürünlerden bahsediyorum. Taahhüt ürünleri olabilir, işte sanayi ürünleri olabilir. Çünkü sanayi ürünlerin bir kısmı da zaten özel hazırlama ürünler. Böyle durumlarda eğer ben yazılımsal altyapımı buna ayarlayabilirsem hem yurt içinde hem yurt dışında çok fazla şey yapabilirim. Örnek veriyorum. Kişiye özel üretilen veya firmaya, kuruma özel üretilen bir makine üzerinden bahsediyorum. Bir yurt dışı bir satışım var. Burada kullanıcı istediği şeyi seçebilir. Daha sonra diyelim ki ben bunun için bir panel hazırladım. Bu panelde kullanıcı ne yapabilir? O makine üretim durumunu ne seçmiş, hangi özellikleri seçmiş görebilir. İhtiyacı olduğunda bunlar üzerinde değişiklikler yapabilir. Hatta satış sonrası desteğini de o web sayfası üzerinden alabilir. Şimdi bu hem kullanıcı için hem firma için çok daha önemli bir hale geliyor. Bu şekilde istediği ürünü üretebileceği için, şimdi şu an şöyle mesela, örnek veriyorum işte bu mantar kauçuk üreten bir firma. Tamamen sallıyorum şu anda. Evet, böyle bir firma var. Bu firmanın web sitesine baktığımızda şunu üretiriz, bunu üretiriz, şöyle şöyle ürün tiplerimiz var diyebiliyor. Bu firmanın bir tane N11'de diyelim ki bir tane mağazası var. Bu mağazada da şunları yapabiliyor. Şu üründen var, bu üründen var, şu üründen var ama burada üretime göre ben bunu yarı mamul olarak satın almak istiyorum mesela. Örnek veriyorum, mantar kauçuktan bir ayakkabı tabanı alacağım ve buradan terlik üreteceğim veya ayakkabı üreteceğim. Böyle bir durumda benim o firmayla veya N11'le işim çözülmüyor. Benim yine o firmaya girip telefonla aramam gerekiyor. Burada da şu etki oluyor, kaç kişi arıyor? Yani birçok insan bu araştırmayı tek başına yapmak istiyorlar. Yani özellikle yeni nesilde tabii ki bu da çok daha fazla. Şunu bu örnek bir örnek vererek daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. Bakkallar ve süpermarketler olarak düşünün. Evet, bakkalların belli bir avantajı ve işte samimiyeti vardır. Ancak bir bakkal tipi bir yere girdiğimizde o tipi söylemek istiyorum. Yani bakkal olmayabilir, başka bir şey de olabilir. Bir nalbur veya Bauhaus veya Koçtaş olarak da düşünebiliriz. Benim gittiğimde her şeyin fiyatını tek tek sormam gerekiyor. Ve bu belirli bir limiti vardır. Her insanın belli bir limiti var. Ya bu ne kadar? Şu kadar. Bu ne işe yarıyor? Bu işe yarıyor. Şu ne kadar? Bu kadar derim. Ancak bir süpermarkete gittiğimde her ürünü incelerim. İstediğini sepete atarım. Tekrar çıkartırım. Bakarım. İleride başka rayonda başka bir tipini görürüm. Ve karşılaştırabilirim. Tabii bu da müşteriyle daha fazla ürün satın alma ve daha rahat olma, daha sık gidebilme kolaylığı sağlıyor. Bu şekilde olduğunda insanlar çok daha rahat oluyor. Şimdi bunu kendi web sitemize entegre edebildiğimizi düşünelim. Örnek veriyorum, işte ben bir organizasyon firmasıyım ve organizasyon düzenliyorum. Çeşitli organizasyon olabilir. Bu bir toplantı olabilir, bir düğün organizasyonu olabilir veya başka bir şey olabilir. Seçeneklerim ne? İki tane seçeneğim var. Birinci seçeneğim şu. Reklam verdim veya şeyde çıkıyorum. Örnek veriyorum, fuar organizasyonu diye. Kullanıcı beni arıyor. Diyor ki şu ne kadar? İşte şöyle olursa şu fiyat, böyle olursa bu fiyat, şunu şöyle yaparsanız şu fiyat, şunu isterseniz ekstra bu fiyat tarzında. İkinci seçeneğim ne? Benim bunu bir yazılım haline dönüştürdüğümü düşünelim.
Bu yazılımda kullanıcı giriyor. Benim şu kadar metrekarelik bir yerim var. Şu tipte bir fuar alanı istiyorum. Şu kadar masa istiyorum. Şu tipte masadan 4 tane istiyorum. Aynı şey ekstra olarak bunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Ve yazılım ona fiyatı hesaplıyor. Daha sonra devam et dediğinde onu bir panele gönderiyor ve burada hem benimle iletişim kurabiliyor hem de detaylar hazırlanabiliyor. Veya tekrar defalarca kez bunu o sistem üzerinde hesaplayıp en ideal sonucu alabiliyor. Çünkü bunu beni aradığımda veya müşteri temsilcimde çok daha bu kadar kalitede alamayacağını biliyor. Evet, işte bu sisteme geçtim söyleyeyim. Yani bence yazılımlar, yani bu ticaret sadece satılan birkaç işte cep telefonu veya şey üzerinden değil. Zaten e-ticaret olarak düşündüğümüzde de ilk başta herkesin e-ticaretten aldığı belli şeyler var. Veya Instagram'dan aldığı belli şeyler var değil mi? Instagram satışlarından falan. Sonra bunlar artmaya başladı. Gittikçe artmaya başladı. Bu insanlar artık çok daha ilginç şeyler aramaya başladılar ve bu ilginç şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Ben aynı gemi inşa fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda yani bu yazılım alanında çalışıyorum ama hobi olarak böyle minik bir tekne yapmaya çalışıyorum. Aldığım şeylerin birçoğunu bu pandemi döneminde mesela online aldım. Ve istediğim gibi seçebilmeyi falan çok önemliydi benim için orada, boyutlar, işte cinsler falan. Burada zaten daha fazla düşündüm. Bunu bizim sistemimize entegre edebilmemiz durumunda buradan SEO'ya atlamaya çalışacağım. Ne olacak? Kullanıcının tercih ettiği sayfanın ben olma ihtimalim yüksek. Ve burada şimdi bir kriter daha görüyoruz. Yeni bir kriterimiz var SEO'da. Sayfada kalma süresi. Şimdi sayfada kalma süresi nedir? Bizim için önemli etkenlerden biridir. Neden? Çünkü eğer ben bir sayfada memnunsam o sayfada kalırım. O sayfada memnun değilsem çıkarım. Fazla zaman geçirmem. Şimdi burada şöyle bir soru geliyor. Ne kadar kalacak? Şimdi bunun net bir cevabı yok. Yani net cevap vermemekten gerçekten ben de hiç hoşlanmıyorum. Ama neden böyle bir şey? Şimdi şöyle düşünün. Bir haber sitesinde sayfada kalma süresi farklıdır. Ama bir... bu arada ekranda değişiklik yapıyor musunuz? Şu anda ekran sabit. Hayır. Evet, şu an tamam. Tamam. Ben takılı kaldım diye teyit edeyim dedim de. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Evet, bir örnek üzerinden yapayım o zaman. Mesela evet, şöyle bu daha tamamlanmamış bir proje. Mesela burada şöyle bir Dublinbus'taki debiyi hesaplayacak bir yazılımımız var. Evet. Mesela bu onlardan biri, daha tamamlanmış. Burada şöyle bir şey yapıyor. Yani evet, senin ihtiyacın olan ölçülerde bir araç seçebilirsin. Burada bunu işte pişirme alan uzunluğunu, pişirme alanı genişliğini, yakıt tipini ve kullandığın mutfak tipine göre bir çözüm üretebilirsin. Ve burada ne kadarlık bir ürüne ihtiyacın var, bunun fiyatı ne bilebilirsin. Burada kullanıcıdan istenilen tek bilgi ne? Firma bilgisi ve e-mail. Neden? Çünkü o bu bilgiyi aldıktan sonra bizim buradan karşılığında alacağımız veri ise kullanıcının bilgileri. Çünkü ben de artık ona ulaşabileceğim veya mail atabileceğim veya sistemde ulaşabileceğim. Bu her iki taraf için de faydalı bir sonuç çıkartıyor. Şimdi bizim sistemlerimizin, tabii ki her sistem buna uygun olmayabilir. Burada sadece bu bir örnek üzerinden gösteriyorum. Ama gerçek olan şey şu, benim kullanıcıyı artık daha da memnun etmem lazım. Yani buna şey diyorlar, UX dediğimiz bir kısım. Yani kullanıcı deneyimi, user experience dedikleri kısım. Ben kullanıcı deneyimi arttırmak zorundayım. Kullanıcı deneyimini arttırdığımda benim SEO kriterlerimden birkaç tanesini zaten direkt karşılıyor. Bunlardan ilki neydi? Sayfanın tekrar girilebilir olması. Yani tekrar girilebilen sayfalar, tekrar ziyaret edilen sayfalar arama motoru tarafından hoşnut karşılanır. Çünkü kullanıcı tekrar girdiyse bu sayfaya memnun kalmıştır. İkincisi de web sitesine geçirilen süre. Bir kullanıcı web sitesine daha fazla süre geçirdiyse daha fazla. Bu daha fazla etki edecektir. Çünkü o web sitesinden memnun kalmıştır. Burada bizim sadece sistemimizi buna göre uyarlamamız gerekiyor. Yani altyapımızı bunu uyarlamak. Herhangi bir sektörde bu uyarlamalar yapılabilir. Burada birçok etken vardır. Örnek veriyorum. Bir e-ticaret sitesinde bile ürünü daha detaylı açıklayan bir videoyu ürün açıklamasına eklediğimiz zaman kullanıcının orada geçireceği web zaman artacaktır. Şimdi burada yine konudan biraz uzaklaşarak bir web sitesine giriyorum. Tekrar konuya geleceğim ancak.
Alibaba biliyorsunuz bu artık sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada, şey özür dilerim, sadece Çin'de değil, Çinli ürünlerin değil, aynı zamanda tüm dünyadaki toptan satışları, üreticilerin bulunduğu bir platform haline geldi. Hatta biraz ülke reklamı yapalım. Kendi ülkemizde burada hani üyelik açarken tabii ücretli, bayağı da yüksek fiyatları. Yani bir sanal platforma göre bayağı yüksek. Destekleri var, belirli destekleri var. Ülke tarafından desteklenen. İhracatçılar Birliği sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, tarafından destekler de oluyor. Şimdi burada da arkadaşlar, aslında burada da ben bir input ve bir arama gördüğüme göre aslında burada da bir SEO geçerli. Ancak ben farklı bir yapı üzerinden, mesela popüler ürün zaten çıkabilecek popüler ürünler üzerinden bir şey bakmaya çalışacağım. Ne demek istiyorum? Neden böyle yapıyorlar aslında? Evet, mesela çok satabileceğini tahmin ettiğimiz ürünlerden biri zaten teknoloji ürünü. Evet, bakın. Artık görsel yerine bir video var. Amaç zaten kullanıcıyı daha fazla tutmak ve ikna edebilmek. Daha sonra bakın, ürün içerisinde birçok zaman, şu an görseller açılmıyor. Sayfa yükleniyor herhalde büyük ihtimalle. Tekrar bu lazy load olayı. Evet, geldi. Bakın, ne kadar fazla görsel var. Şimdi burada bazen görüyorsunuz ki böyle normalde bizim işte pazarda dediğimiz satılacak böyle 10 liralık 15 liralık kulaklığı bile öyle bir görseller yapılmış ki, bu ürün için bahsetmiyorum. Yani süper teknoloji olarak görebiliyorlar. Yani bu da ne oluyor? Satın almayı arttırıyor. Yani ben onu işte nasıl sunum diyorlar ya, sunum. Eğer bir tezgahın üzerine bir 30 tane koyduysan o fiyatı o kadar yüksek söyleyemiyorsun. Ancak bu tarz böyle bir gösterim yaptığınız zaman çok daha farklı oluyor. Bu hem sitede sayfada kalma süresini etkileyen bir şey olurken hem de işte kullanıcı deneyimi, UX dediğim kısmı arttırıyor. Bakın video hem burada var hem de ürünün içerisinde ayrıca bir video var. Evet, çok karışık sayfa, farkındayım. Ancak bu tarz şeyler etkiliyor. Yani benim yazılımsal olarak sistemi entegre etmem gerekiyor kısacası. Ve burada bu seçenekleri de gittikçe arttırabilmem gerekiyor. Zamanla çıkacak olan sistem bu. Zaten bunların geldiği sistem de bu şekilde. Yani istediğim adette, istediğim fiyatın çıkması, teslimat süresini, kargo süresini istediğim gibi ayarlayabilmem, birçok ülkede birçok seçenekleri sunabilmesi gibi seçenekler. Bu seçenekler arttıkça kullanıcının müşteri deneyimi artacaktır. Yani benim yazılımımı ona göre entegre etmem gerekiyor. Artık özellikle web yazılımları için bahsediyorum. Fiyatlar çok azalıyor. Yani fiyatlar düşüyor gittikçe. Tabii ki çok daha gelişmiş yazılım için tekrar artıyor. Bu sektör ciddi anlamda ekonomisi iyi olan bir sektör. Ancak eskisi gibi değil. Yani fiyatları, daha uygun fiyatlar bulabilmek mümkün. O yüzden yaptığımız yazılımı tamamen benim sistemime entegre olacak şekilde yapabilmem gerekiyor. Doğru bir yazılım kullanmam gerekiyor. Burada hani sadece tasarımsal olarak değil, yazılımsal olarak da iyi bir şekilde incelemek gerekiyor. Yani şu tasarımın birçok kullanıcı tarafından beğenilmeyeceğini, birçok firma tarafından beğenilmeyeceğini ben biliyorum zaten normal Türkiye şartlarında veya dünya üzerinde. Ancak burada beklentiler farklı olduğu için tasarımsal kısımlardan çok kullanıcıyı hedefleme kısmında, yani bir ürünün içerisinde başka bir ürünün reklamının yapılması, işte çok detaylı içerikler girilmesi falan, bunların tamamı neyle alakalıdır? Yine bu pazarlama tekniğiyle alakalı. Şimdi tekrar geldik yazılım konusuna. Yani benim doğru bir yazılım seçmem gerekiyor. Burada işte yazılımın dili, yazılımla kullanacağım kişi, firma ve bundan sonrası. Şunu söylemek kesinlikle doğrudur. Yani bir yazılımı sadece yaptırdığımız anda bir ücret ödemeyiz. Biz yazılımı, artık benim böyle bir web sitem olsun dediğim anda, bunun bana ilk seferde yıllık, aylık belirli masrafları olacaktır. Bu masrafları doğru şekilde ayarlayıp, yani doğru, tam ihtiyacım doğrultusunda ayarlamak da yine benim için önemlidir. Aynı zamanda bu yazılımı kullanması gereken bir kişi de olabilir. Yani bu sadece yazılımcı olarak değil, farklı bir şekilde. Burada yapılan bence yine bu benim görüşüm, hatalardan en büyük bir firma, her firmanın bir yazılımcı istihdam etmesi çok doğru bir seçenek olarak görmüyorum. Burada firmanın boyutu ve ihtiyaçlarına göre ayarlamak lazım. Maliyetlerinde yine ne kadar yazılıma duyulan ihtiyaç, öyle söyleyeyim. Çünkü bir yazılımcı maliyeti yine yüksek olabiliyor zaman zaman. Ancak
bu yazılımı yönetebilecek kişilere sürekli ihtiyaç vardır. Yani çünkü bir yazılımı yapanın yönettiği, artık şu anda zaten hiçbir yazılımı neredeyse yazılımı yapanlar yönetmiyor. Yönetimden kastım ne? İşte yeni ürün eklenmesi, ürünlerin siparişlerin kontrol edilmesi, orada optimize edilmesi, ayarlanması gibi kısımları webmaster dediğimiz arkadaşlar yapıyorlar. Bu şekilde bir personel ihtiyacı da zamanla doğabiliyor. Şimdi buradan tekrar, çünkü SEO içerikleriyle alakalı kısımlarda da yine o personelin çalışıyor olabilmesi gerekmekte, yani zaman zaman yine. Evet, peki benim nasıl bir yazılıma ihtiyacım var? Tabii ilk başta seçeceğim. Ben bir e-ticaret sayfası mı yapacağım, kurumsal bir sayfa mı yapacağım, yoksa daha farklı bir sayfa mı yapacağım? Burada da karar veriyorum. Benim nasıl bir yazılıma ihtiyacım var? Şimdi bir de bunları yazılımların yapılış tiplerine göre ayıralım. Üç tip genelde yazılım vardır. İlk yazılım, hani şey olarak ekonomik şeyini de söylüyorum, yani satış tipinde. Bir tanesi açık kaynak kodlu dediğimiz yazılımlardır. Bunlar ücretsiz yazılımlardır. Direkt kurabiliriz. Kendimiz de eğer bilgimiz varsa tabii yeterince kurabiliriz. Onu iyi bir hale de getirebiliriz. Yani bilgimiz doğrultusunda düzenleyebileceğimiz bir sayfalardır. Veya bunu bir kişinin yaptığı dışarıdan bir şeyle yaptırabiliriz. Bunlar da yazılıma herhangi bir ücret ödemeyiz. Kurulumla veya onunla ilgili ekstralara bir ücret ödemek gerekebilir veya firma içerisindeki personel tarafından yapılır. İkinci tip yazılımlar ücretli yazılımlardır. Bunu bir kez alırız ve bizim için yazılmış yazılımlardır. Ve kendi serverımızda artık bizim yazılımımız olarak devam eder. Sadece bakımlarda veya başka bir şeyde ihtiyaç duyabiliriz. Ama bize özel yazılmış bir yazılım. Açık kaynak kodlu yazılımlar gibi herkese özel değil de benim ihtiyaçlarımı karşılayabilecek bir şekilde yazılmış yazılımlar vardır. Bir de kiralama usulü olan yazılımlar vardır. Bu aralar buradaki firmalarda da katılımcıların bazılarının kullandığına emin oldum. İşte e-ticaret yazılımları özellikle birçoğu bu tarzdır. Çünkü altından kalkabilmek çok şey olmadığı için işte Ideasoft, T-Soft, birkaç firma daha var bildiğim. İşte yabancı firmalara gelirsek Wix tarzında bir sayfa var. Bunlar kiralama usulü, yıllık ödeme yapılan bir ana para sonrası yıllık ödeme yapılan yazılımlardır. Bu tarz bir yazılım seçmek lazım. Tabii yine burada ihtiyaçlara göre seçebilmek gerekiyor. Bazen o kiralık dediğimiz yazılımlar yüksek ücretler sağlasa da personel olarak daha az kişiyle çalışabilmemi, sadece webmaster'la çalışabilmemi en azından sağlamıştır. Ancak bu yazılımları geliştirmek mümkün değildir. Yani belli avantajları ve belli dezavantajları vardır. En kolay geliştirilmesi olan yazılımlar açık kaynak kodlu yazılımlardır. Çünkü çok geniş ağda çalışır ve birçok kişinin bilgisi olduğu yazılımlardır. Birçok kişinin bildiği bir şeyi daha uygun fiyatlara ve daha kolay yaptırabilmek mümkündür. Düzenli yazılımlarda ise herhangi bir yani düzenli ödeme yaptığım subscription dediğim üyelik tarzı çalışan yazılımlarda ise herhangi bir ekstrem problem çıkması çok nadir durumlardır. Ve bunlar hızlı bir şekilde çözülür. Birçok durumda bizim haberimiz bile olmadan daha. Ancak geliştirmek mümkün değildir ve belli bir maliyeti vardır. Bize özel yazılmış yazılımlarda ise ilk daha yazılırken yazılım standart özelliklerle değil de bizim ihtiyaçlarımıza göre yazıldığı için daha spesifik işler yapabilirim. Ancak onların da yine bakım ihtiyaçları bulunmaktadır. Temel olarak avantajları, dezavantajları bu şekildedir. Şimdi benim yazılımdan SEO alakasız kısmında beklentilerim bunlar. Şimdi SEO kısmına girdiğimde ise ilk beklenti şudur tabii. Benim web sayfamın dinamik olması gerekiyor. İçeriklerinin dinamik olması gerekiyor diye de toparım. Genelde dinamik derler. Ancak hani o dinamikten kasıt içeriklerin dinamik olması. Bu ne demek oluyor? Ben şu anda web sayfamı açtım. Benim web sayfam neydi? Pidematik. Pidematik.com diye bir web sayfası açtım. Bunun dinamik olması şu demek oluyor. Yazılım bilgisi olmayan herhangi bir kullanıcının bu web sitesini yönetebilmesinde yönetebilmeli. Bu demek oluyor. Yani ben web sitemi yönetebilmeliyim kendim. Ürün ekleyebilmeliyim. Siparişleri görebilmeliyim. E-ticaret sitesi zaten dinamik olmama ihtimali yok. İşte yazıları değiştirebilmeliyim geldiğinde. Yeni yazılar ekleyebilmeliyim. Bunları kullanabilmeliyim yani. Belli ölçülerde, bana sunulan ölçülerde bunları yapabilmeliyim. Bunları yapabilecek bir personel olduğu zaman zaten ekstra bir yazılımcıya tekrar sürekli çalışabilecek full time ihtiyaç yoktur. Ve ben sayfamı yönetebilirim. Neden dinamik bir sayfaya ihtiyacım var? Burada içerik kısmına geliyorum. Şimdi burada da yeni bir kriterim içerik. Şimdi içerik kriteri şöyledir.
Bizim yine en yanlış anladığımız konulardan birisi, yani SEO sadece bir kelimede en üst sıraya çıkmak değil, genel olarak bir olgudur. Yani ve birçok kelimede belirli sıralara çıkmaktır, yükselmektir. Örnek vereyim. Örnek vereyim, ben pide makinesi kelimesinde ikinci sırada olayım diyelim. Şimdi pide makinesi kelimesinde ikinci sırada olmam, %30 bir hit alıyorum. İşte %25, %30 arası bir aramaların alıyorum diyelim. Birinci sıraya çıktığımda %40 alacağım. Yani %10 bir artış olacak web sitemin oradaki ziyaretinde. Ve bunun için ömür boyu uğraşmaya veya sürekli emek sarf etmeye ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine eğer şöyle yaptığımızda düşünün. Pide makinesi fiyatları yazıldığında aynı zamanda çıkmaya başlıyorum. Veya pide makinesi modelleri veya pide yapıcı gibi insanların bu kelimeyle aradığı 50 tane kelimede çıktığımı düşünün. Böyle bir durumda %10 değil %500, %600 hitimi arttırabilirim. Ve çok daha kolay, çok daha az maliyetle arttırabilirim. Bunu yapabilmem için farklı farklı tipte içeriklere ihtiyacım olduğunu görüyorum. Yani farklı farklı o kullanıcının tercih edeceği içerikleri hazırlamam gerekiyor. Bunun için de tabii yine dinamik bir sayfaya ihtiyacım var. Veya bu içeriklerin birçok dilde olduğunu düşünün. Tamamen benim yapım artacaktır. Şimdi diyelim ki bir yazılımımızı da kurduk. Yazılım tabii birçok, bundan sonra işleyeceğimiz birçok şey yine yazılımla entegre olduğu için bunları şu şekilde yapıyorum. Evet, benim aktif çalışan bir yazılımım var. Benim ilk yapmam gereken şey, benim web sitem Google'da var mı yok mu? Bunu öğrenmek. Eğer ben Google'da yoksam zaten ne yapsam boşuna. Çünkü buradaki benim amacım nedir? İlk amacım benim Google'daki varlığımdır. Daha sonra yükselmiş olmam gerekiyor. Ama ben o an Google'da hiç yoksam, ben oraya yazdığımda sürekli hiçbir zaman çıkmayacağım zaten Google'da. Şimdi eğer en basit yöntemi bunun şudur. Yine bir sekme açayım. Site yazıp daha sonra web sitemizin ismini yazmak. Site 2 nokta ve web sitemizin ismi. Bunu yazdığımızda bu Google için hazırlanmış özel bir fonksiyon arama. Burada eğer benim web sitem var mı? Varsa da Google'da kaç tane sayfası var? Bakın mesela burada 295 tane sayfası varmış. Ve Google'da var olduğunu görebiliyorum. Şu an bile anlık olarak siz de kendi web sayfanızı kontrol edebilirsiniz. Şimdi 295'ten sonra için biraz daha farklı bir sektörde bir arama yapalım. Hepsi burada nokta.com, biliyorsunuz pazar yeri büyük bir sistem. Şimdi 14 milyon 500 bin tane sonucu var. Yani 14 milyon 500 bin farklı sonuçta Google'da sıralanabilir. Yani 14 milyon 500 bin tane sayfası olmuş anlamına geliyor bu da. Şimdi düşünsenize, değil mi? Yani burada hepsi buradanın veya bu tarzda büyük genel kapsamda çalışan bir firmanın, başka bir firmada olabilir, tek bir kelimede çalışması mümkün değildir. Yani zaten o ihtiyacını hiç karşılamaz bile. Çok çok daha geniş bir platformda çalışması gerekiyor. Çok çok daha fazla kelimede çalışması gerekiyor ki istediklerini alabilsin. Bu şekilde de ne yapıyorlar? Belirli yapıları oluşturuyorlar ve arttırıyorlar. Yani ilginç, hiç sizin bizim aklımıza gelmeyecek tarzda kategoriler açılabiliyor. İşte yapılar oluşturabiliyor, sayfalar oluşturulabiliyor. Evet, buradan tekrar az önce bahsettiğim kısma giriyorum. Google'da yoksam eğer ne olacak? O tabii kısımda tekrar göstereceğim o sayfaların nasıl oluştuğunu ve nasıl, niye yaptığımı. Evet, eğer benim sayfam Google'da yoksa ilk yapmam gereken şey Google Search Console üzerinden web sayfamı Google'a eklemektir. Şimdi bu sadece Google'a eklenmesi açısından değil de bir sayfanın, Google'a eklendikten sonra da bunu kontrol edebilmem açısından. Yani teknik geri bildirimler alabilmem, hatalar varsa bu hataları geri alabilmem, işte geri bildirimini alabilmem ve buna göre bir şeyler yapabilmemi sağlayacak bir sistem. Şimdi Search Console'a girdim. Evet, ve buraya web sitemi eklemem gerekiyor. Evet, burada mülk ekle diyerek, eğer ilk defa açtıysanız da arkadaşlar bu sayfayı, ilk zaten çıkacak ekranda budur. Şimdi burada bir alan adı, bir de ürün
URL ön iki tarzında iki farklı seçeneğim var. Dediğim gibi Search Console zorunludur. Yani benim sayfam zaten Google'da var dediğimizde benim eklememe gerek yok gibi düşünmeyin. Sadece Google'a eklemek için değil, aynı zamanda kontrol ve Google'a hızlı eklenmesi de. Yani dedik ya, benim sayfamın Google'da bir tane olması ile 14 milyon 500 bin tane olması arasında fark var. Ve bunu sağlamam gerekiyor ve bir şey eklediğimde hızlı Google'a eklenmesi gerekiyor. Ben sayfamı Google'a eklemeden de burayı kullanmadan da sayfam Google'a eklenebilir mi? Evet, eklenir. Nasıl ekleniyor? Bu web sayfaların crawler dediğimiz bir botları var minik. Onlar bir linkten başka bir linke tıklayarak en sonda bütün sayfaları bulmaya çalışıyorlar. Yani bütün ağı geziyorlar. Burada eğer sizin linkinize rastladılarsa eklerler. Rastlamadılarsa eklemezler. Veya ne zaman rastladılarsa o zaman eklerler. Şimdi tekrar bu kısma geldiğimizde burada ben bir sayfamı Google'a ekleyebiliyorum. Şurada iki tane seçenek var. Bu tek bir sayfa eklemek için, tek bir web sayfasını diyelim. Yani örnek veriyorum, çağrıgüngör.com'u eklemek için şu kısmı kullanabilirim. Ancak ben daha geniş ölçüde çalışıyorum. Yani tr.çağrıgüngör.com var, bayi.çağrıgüngör.com var, destek.çağrıgüngör.com var, blog.çağrıgüngör.com var, shop var, en var, ru var. Yani o domain içerisinde çok fazla alt domainim varsa, çok fazla URL'im varsa, HTTP'si var, HTTPS'i var, birinin HTTP'si var, diğerinin HTTPS'i var. O domainin komple bütün ekleriyle beraber kontrol etmek istiyorsam da bu alanı kullanırım. Burada istediğimi kullanabilirim. Mesela şurada tek bir sayfa ekleyebilirim. Tabii diğerlerini de tek tek ayrı ayrı da ekleyebilirim istersen burada. Bu zaten yeni gelen bir özellik. Hepsini tek bir seferde yükleyip tek bir seferde analiz etmek istiyorsanız bu sistemi de kullanabilirsiniz. Evet, ben burada mesela sanki sayfayı açmış gibi https://www.pidematik.com diye sayfamı ekliyorum. Evet, burada da benden bir onaylama kısmı istiyor. İstersen server'ımın analizinde bu dosyayı atabilirim veya zaten web sitemin HTML kısmı muhakkak olacaktır. HTML kısmı içerisindeki head kodlar arasına bu kısmı yapıştırabilirim. Bu şekilde iki tane seçeneğim var sayfamı onaylamak için. Ben ağırlıklı olarak bu seçeneği kullanıyorum sayfanın HTML kısmında bir sıkıntı yaşarken hani o da gitmesin diye. Bunun onaylanması gerekiyor. Neden onaylanması gerekiyor? Şöyle düşünün. Yani bu sayfanın size ait olduğunu bilinmesi gerekiyor ki o verileri alabilsin. Aynı zamanda sayfa oraya ulaşabilmesi için. Daha sonra bunun üzerinde analizler ve çalışmalar da yapabiliyoruz. Evet, sanki bunu eklenmiş gibi bu şekilde seçiyorum. Evet, eklendikten sonra sayfamız, tabi bu sayfa benim olmadığı için ekleyemiyorum. Şu şöyle bir seçenek giriyor. Burada neleri görebiliyorum? Birçok şey görebiliyorum aslında. Dediğim gibi sadece Google'a eklemek açısından değil, şey tarzında da düşünelim. Yani ben ekledikten sonra mesela hangi kelimeler, hiç beklemediğim bir şeyde çıkıyorum diyelim. Mesela raporu aç dedim burada. Mesela web sayfama nereden hit gelmiş? Bunları görmek istiyorum. Evet. Burada mesela işte HTML buton ekleme, Python için editör, Python string birleştirme, işte WordPress bilmem ne. Burada bunları görüp bunlara göre ileride çalışmalar da yapabilirim. Mesela HTML buton ekleme de diyelim ki hiç alakası nereden gelmiş bu kullanıcı bana. Dediğim gibi dersin en başında söylediğim bir şey vardı ya. Kullanıcılar Google'a güveniyorlar. Google'a güvenince de istedikleri her şeyi yazıyorlar. Ve bunların bir sonucu çıkıyor ve karşılaşıyor. Yani benim bu anahtar kelime grubunu iyi seçmem gerekiyor. Neler ekleyeceğim. Bu araca sık sık döneceğiz. Şu anki yani birkaç dakikalık bu konumuz sadece hani buraya nasıl eklenirdi ve niye eklememiz gerektiği ile alakalıydı. Şimdi tekrar kriterlerimize devam edelim. Şimdi şey demiştim ya, yani ne kadar sayfada, ne kadar kelimede çıkıyorum bu önemli. Sizin hepimizin hiç beklemediği kelimelerden bile inanılmaz hitler sayfalara gelebilir ve bunlar büyük avantajlar sağlayabilir. Şimdi temelde bizim şöyle 3 tip yapımız vardır.
Şurada göstermeye çalışacağım. Ben bir kelime eklerken, yani bir şimdi web sitemi açtım, Google'a ekledim. Artık SEO çalışması yapmam lazım. Ama önce bir hangi anahtar kelimelerde çalışacağımı seçmem gerekiyor. Şöyle yapalım. Ekranımı daha net görebilir misiniz? Evet. Örnek veriyorum. Şimdi ben yine bir firmam daha var. Bu firmada bir makine, işte pidematik diyelim, sallıyorum. Burada bir çalışma yapmak gerekiyor veya başka bir şey olsun bu sefer. Konuyu değiştirelim. Mesela tatil olsun bu sefer. Hizmet sektöründen bir örnek verelim. Evet. Şimdi hizmet sektöründe benim aklıma ilk gelen kelime nedir? Şey, tatil sektöründe, çok özür dilerim. Tatil. Evet. Ancak tatil kelimesinde çıkmak sizce yeterli mi? Ben genellikle şöyle söyleyeyim. Maksimum %5'i, %10'u oluyor. Yani benim kelimemin %10'u, benim kullanıcının benim web sayfama gelebileceği kitlenin sadece %10'u asıl kelimeden geliyor. Bu da maksimum. Tatilde bu olmadığına eminim. Yani %1'in çok altında olduğuna eminim. Şimdi diyelim ki tatil. Evet, tatil kelimesi benim ilk sırada. Evet, en çok kelime hit getiren de büyük ihtimal tatil olabilir belki. O da artık değişti. Yani bir şey tatili, bir şey tatili daha fazla olur. Evet, ancak tatil dedik. Tamam. Şimdi benim buradan aşağı doğru hedeflerimi azaltmam gerekiyor. Yani hedeflerimi arttırıp küçültmem gerekiyor, öyle söyleyeyim. Yanlış bir tabir kullandım. Mesela tatil fiyatları diye bir kelime yaptım. Diyelim ki mesela bu birinci önemli veya en önemli diyelim veya birinci statü diyelim. Birinci statü dedim. Burada tabii evet, zorlama bir tabir kullandım. Evet, birinci statüdeki kelimem benim tatil. En çok hedeflenen ve benim asıl amacım. Bir de şöyle bir şey var. Çok özür dilerim. Şimdi bir anahtar kelimenin çok rekabetli olarak çalışılıyor olması benim her şeyi doğru yapmamda bile oraya çıkamama ihtimalimi barındırıyor. Aynı zamanda çıksam dahi, ben o kelimede birinci sıraya çıksam dahi veya birinci sayfada hit alabilecek bir konuma gelsem dahi bunun çok kısa bir sürede olmayacağına eminim. Peki, o zaman ne yapmalıyız? Yani şöyle düşünün. Ben size mesela örnek bir süre vereyim. Eğer iyi, her şeyi iyi yapıyorsunuz. Ekonomik olarak, işte teknik olarak iyi durumdasınız ve buna bir yatırım yapıyorsunuz. 1,5 yıl, 1 yıl bu kelimede çıkabilmek. En üst sıralarda. Diyelim ki böyle bir süre var. Şimdi bu hem bu SEO çalışmasını yapan kişi için hem firma için çok stresli, kaygılı bir dönem. Düşünsenize, bir çalışma yapıyorsunuz. Eğer bu çalışmayı doğru yaptıysanız 1 yıl sonra bir kelimede çıkacaksınız. Bu sürede hem personel hem de diğer SEO masrafları açısından sürekli bir gideriniz var. Çıkamazsınız, ne olacak bilmiyorsunuz ve bu 1 yıl sonra gösterecek kendisini. Evet, belirli ilerlemeler olacak ama 1 yıl sonra bunun meyvesini toplayacaksınız. Yani o an hiçbir şey alamayacaksınız. Yani o an firma, belki başka hiçbir hit kaynağınız yoksa kimse gelmeyecek. Bu oldukça tehlikeli de bir durum. Bu yüzden hem de alabileceğiniz hit belirli bir miktarda. İşlerimi biraz daha kolaylaştırmak istiyorum. Bu sefer ikinci statüdeki kelimelerimi getirdim. Bu fiyatları neredeyse bütün sektörlerde zaten vardır. Makine fiyatları, tespih fiyatları, tatil fiyatları, araba fiyatları, eğitim fiyatları, her şeyde vardır. İki, tatil fiyatları dedim. Mesela sonra ikinci statüde yine yaz tatili, kayak tatili, yurt dışı tatili gibi kelimeler var. Bakın, bunlarda çıkmak daha kolay. Şimdi ben tatil yazdığımda çok daha büyük firmalar varken mesela şöyle yapıyorum. Tatil diye yazdım Google'a. Evet, tatil diye yazdığımda belli firmalar çıktı karşıma. Bunu biraz daha detaylandırdığımda kayak tatili dedim.
Evet. Yine belli firmalar çıktı ama oradakilerin hepsi değil ve bakın şurada mesela Kayak Tatili Org diye bir firma. Normalde hani buralarda olabilmesi o büyük firmaların içerisinde çok zor olan bir firma. Çünkü çok büyük, en dev firmalar arasında artık bir yer edinmeye başladı. Yakalacı o yine. Bunu yine ben normalde hani tatil sayfalarıyla yarışabileceğine çok inanmıyorum. Direkt ana kelimede. Ne oldu artık? Bakın bu firmada hit alabildim. Ben de artık bu hiti sağlayabileceğim. Şu şekilde. Ve burada artık miktarları da artıyor bunun. Mesela yurt dışı tatil fiyatları, kayak tatil fiyatları diye. Kayak tatil fiyatları. Yurt dışı tatil fiyatları gibi kelimelerim iyice arttı. Ne oldu? Hem ihtiyacım olan trafik artık daha hızlı bir şekilde karşıma gelebilecek. O kadar beklememe gerek yok. Artık 6 ay beklemem. Mesela 1 yıl beklemem. 3 ay beklerim. 4 ay beklerim. 6 ay beklerim. Bunlar da kolay kelimeler değil tabii ki. Ama gittikçe işimi kolaylaştırıyor. Hem de günün sonunda yani bu işin sonunda ben eğer bunları başarabilirsem veya başardığım ölçüde ne olacak? Benim sayfama gelen trafik ilk beklediğim trafikten çok çok daha fazla olacak. Bir faydası daha ne? Bir faydası da şu. Herhangi bir problem durumunda. Diyelim ki ben bu kelimeleri çıkardım. Tatil kelimesinden hani çok söylenen laflar vardı ya, algoritma değişti, Google şöyle yaptı, böyle yaptı ve ben bu tatil kelimesinden silindim. Ne oldu? Her şeyimi kaybetmiş olurum. Sayfama sıfır kullanıcı geldi. Başka bir faydası Google ve diğer arama motorları komple bir yapı düşünürler. Siz neyde otoritesiniz? Bakın, neyde otoriteyseniz o zaman çıkarsınız. Yani bir sayfanın SEO'da iyi olması her şeyde SEO'da iyi olduğuna anlamına gelmez. Mesela ben buraya haber yazdığımda bakın haber7.com çıkıyor. Ama ben buraya memur haberleri dediğimde Memurlar.net çıkıyor. Bakın Memurlar.net de bir haber sitesi ama haber yazıldığında çıkmıyor. Çünkü Memurlar.net içerisinde bulunan haberlerin büyük çoğunluğu memurları ilgilendiren haberler. Böyle olunca da ne diyor arama motorları? Evet, Memurlar.net'in otoriter olduğu alan memurlar. Sadece memur haberleri değil, memurla ilgili herhangi bir haberde Memurlar.net'in çok sık çıktığını görürsünüz. Memurlukla, KPSS ile alakalı falan. Şimdi bu da işte bize bu şekilde avantaj sağlıyor. Benim birçok tatil kelimesinde üst sıraya çıkıyor olma, tatilde çok otorite bir sayfa olduğum anlamına gelecek. Birçok tatil türünün içerisinde bulundurduğum anlamına gelecek. Bu da asıl tatil kelimesinde benim daha üst sırada çıkabilmemi sağlayacak. Yani hepsi aslında bu şekilde. Yani bunun alternatifi yok. Yani bu mu bu mu diye bir tercih yok. Burada dezavantajları, avantajları bahsederken karşılaştırmak için yapmıyorum. Neden diğerini yapmamamız gerektiği ile alakalı konuşuyorum. Bunu tabii yüzlerce kez arttırabiliriz bunu. Milyonlarca kez belki. O tatil sayfasının genişliğine bağlı. Tabii benim hizmet genişliğime bağlı. Peki burada ben bunu her zaman kendi başıma mı yapacağım? Genelde bir personel bunu kendi başına yapabilir. SEO'da çalışan gibi veya bu firmanın yönetiminde veya bu işlerle veya kategorilerde çalışan veya bu işleri bilen biri tabii ki yapabilir. Ancak ek bir yardımcıya ihtiyacımız olursa eğer sesim gelmiyor mu arkadaşlar? Kişi İsmail Bey özelden yazmış da sesi nerede diye. Biz duyuyoruz Çağrı Bey. İsmail Yazgan sanırım sesle ilgili bir problem yaşıyor. Evet. Bir aracım var demiştim. Keyword Tool.io diye. Sık kullanılan araçlardan birisi. Tabii ücretli versiyonunda daha farklı işler içinde kullanabilir de kesinlikle bunu ücretli versiyonunda tavsiye etmiyorum yani. Şey olarak çok geniş açıda çalışmıyorsanız daha çok kimleri tavsiye ediyorum? İşte ajans tarzı veya çok farklı firmalara çalışan ve sürekli raporlama yapmaya gereken kişileri. Zaten çünkü biz bunu
AdWords üzerinden de görebildiğimiz sonuçlar bunlar. Burada fikir almak açısından çok harika bir uygulama. Sonuçlar o kadar geçerli de değil bu arada. Evet, burada şimdi bir arama yapıyorum. Mesela tekne turu diye bir kategori açtım. Benim bir turizm firmam var ve tekne turu diye bir kategori var. Ama düşünüyorum, tekne turu bence yeterli değil. Bu tekne turunun altında genişletmem gerekiyor bu yapıyı. O zaman ben ne yapabilirim? Neler yazabilirim? Örnek veriyorum, mesela mavi tur değil mi? Tekne turunun içerisindeki en önemli günümüzde şey. Veya işte Marmaris tekne turu gibi. Bir bakalım, bu içerisinde tekne turu geçen Google aramalarını Türkçe arada benzer uygulamaları bana gösteriyor. Böyle bir araç, linkini de paylaşıyorum. Evet, bakın tekne turu İstanbul, tekne turu Fethiye, toplamda 297 adet kelime bulmuş. Yani bunların neredeyse %90'ı gerçekten bir tur firması, bir turizm firması, bir tatil firması için anahtar kelime niteliğinde. O yüzden bakın, bunları kaçırdığımızı düşünün, ne kadar üzülür. Ben çok üzülürdüm. Mesela bakalım kaçırmayanlar kimler? Bunu gerçekten kaçırmayanlar var mı? Mesela buradaki en az aranabilecek kelimelerden birini yazın. Bence herhalde nüfus ve yoğunluk olarak Adrasan'dır diye düşünüyorum. Evet, ve yazalım. Adrasan tekne turu. Evet. TripAdvisor kaçırmamış. Mesela Antalya gezi rehberi kaçırmamış ama bunlar hala firma değiller. Semih Bey, onu cevaplayacağım çok iyi bir şekilde. Çünkü evet, bunları nasıl geçireceğimiz de çok önemli yine. Evet. Şimdi bu şeyin içerisinde birazdan birkaç dakika içerisinde tam oraya geleceğim. Mesela Talya Tur. Evet. Bakın bu kişi yapmış. Şimdi bu kişi nasıl yapmış? Ne yapmış da buraya gelmiş? Ondan sonra biz nasıl yapacağız? Oraya geleceğiz. Şimdi mesela şu yapmamış. Bu zaten sayfanın ismi yani. Bu mesela bizim istediğimiz konu değil. Bu kullanıcı başka bir hedefte. Bunun için, bizim için tatil neyse bu kullanıcı için de tatil bu. Zuhal Kaptan diye biri Adrasan Tekne Turları diye ana sayfasının başlığını yapmış zaten direkt. Benim burada yapmam gereken, bakın, Talya Tur'un yaptığı. Talya Tur yapmış, Ozan Talya Tur yapmış. Bunlar mesela bu olayları yapmışlar. Küçük harf, büyük harf hassasiyeti yok, ancak genellikle title yazılış tipi vardır ya, her kelimenin baş harfi büyüktür. En çok ilgi çeken, en çok tıklanma isteği gösteren budur. Büyük harfte en az tıklanma isteği gösteren, hepsinin büyük harf olması. Bunu şeyde çok görüyoruz. Mesela büyük teknoloji firmaları bazen hani çok uzun yazılar, sözleşmeler yazıyorlar ya, okumamamız istediği kısımları genellikle tamamını büyük harfle veya çok kötü, gözü en çok yoran fontlarla yaparlar. Burada en çok, en sık kullanılan, en profesyonel tip benim görüşümce title tipi dediğimiz, yani her kelimenin baş harfinin yüksek olması, şey, büyük olması. Burada aranan da küçük büyük, o da etkilemez bu arada. Evet, mesela burada Antalya Gezi Rehberi. Şimdi burada iki tane önemli şey var. Mesela biri TripAdvisor. TripAdvisor bir içerik pazarlama sayfası. TripAdvisor ne yapmış? Bunun için bir ürün oluşturmuş. Adresa en iyi 10 gezi turu. Özür dilerim, ürün oluşturmamış. TripAdvisor için ürün nedir? Adresandır veya bir restorandır. Kategori oluşturmuş. Durup dururken kategori oluşturmuş. Niye oluşturmuş? Şimdi bu amaçla. Eğer demiş ki ben Adresan için bir yapı oluşturursam bu şekilde, kullanıcılar buraya gelir. Onun için oluşturmuş. Demiş ki benim bir sürü datam var. Her ilde, her şehirde, her ülkede yapılarım var. Ben niye bunları bir Google linki, Google'da hitap edecek bir kategori şeyine getirmiyorum? Bu şekilde düşünüp bunu oluşturmuş. Şimdi bir örnek daha vereyim geçmeden. Şimdi diyelim ki Semih Bey sormuştu. Semih Bey diyelim ki bir telefon satan bir e-ticaret sitesi açtı. Mesela iPhone için bir kategori açar, özür dilerim. iPhone 8 için veya iPhone 11 için bir kategori açar mı, açmaz mı? Şimdi ben olsam açarım. Neden açarım? Birkaç tane sebebi var bunun.
Normalde kategori nasıl açılır? Genel mantık nedir? Yani mesela SEO ile hiç ilgilenmeyen bir kişi şöyle açar kategorileri tahmin ediyorum. Çünkü en mantıklı seçenek o geliyor. Telefonlar, akıllı telefonlar, iPhone diye bir kategori olur. iPhone'un içine de tıkladığımızda bütün ürünler olur. Ama ben iPhone 8 diye bir kategori açarım. Neden açarım? Veya iPhone'un, iPhone 11 diye. Bakın kategori açıyorum ürünün dışında. Bir alt kategori daha açtım. iPhone'u bir daha genişlettim. Çünkü o kategori içerisinde kullanıcı birçok ürünü görebilecek. Yani orada bir seçim yapabilecek. Bu onun için bir seçim şey olduğu için kullanıcı deneyimini arttıracak bir şeydir. Aynı zamanda ben o kategoriye çok daha iyi SEO yapabilirim. Neden? Çünkü o sadece iPhone 8. iPhone 8 64 GB değil. Onun zaten ürünü var. O arandığında o çıksın. Veya Gold veya Rose değil. Aynı zamanda diyelim ki ben Gold'a yaptım. Sonra Gold Stock'ta gitti bitti. Onu kaldırdım. E ne olacak? Bütün SEO'm boşa gitmiş oldu. Ama iPhone 8 diye bir kategorim varsa benim ne gelirse gelse buna bir SEO yapabilirim. Pazar yeri uygulamalar bunu çok yapıyor. Neden? Gelen giden ürünü kontrol edemez ki. Ama ben diyelim ki Google'a çok ilginç bir şey yazdım. Aramızda mesela kırmızı berjer diye kategori açacak bir tane biri var mı mesela? Ama birçok firma bunu açmışlar. Neden kırmızı berjer diye bir kategori açıyor bir kurum? Çünkü diyor ki insanlar kırmızı berjer yazıyorlar. O zaman diyor ben buna özel bir kategori açmalıyım. Eğer burada ürünün çıkmasını istemiyorlar. Tıklandığında kırmızı bir berjer ürünün çıkmasını istemiyorlar. Bir, hepsi burada da birçok kırmızı berjer olabilir. İki, diyelim o ürün çıktı. Onu ekleyen kim? Bir mağaza. Hepsi burada eklemiyor ki. O berjer yarın silinirse kategoriden çıkacak, gidecek, bitecek. Ama ben öyle bir kategori açarsam buna bir şey olmaz. Adresan turları da öyle. Göcek turları da aynı şekilde. Bu şekilde ne olacak? Hep artık bu şeyin içerisinde bu kullanıcılar. Bu ürün gider, başka bir ürün gelir. Ama kırmızı berjer linki artık hep sabit bir şekilde bir kategori olarak kalmış olacak. Bakın mesela bunun mesela yanlış demeyelim de tabii tipe göre Yıldız Mobilya. Şimdi bir tane zaten berjeri varsa onu da kırmızı berjer olarak. Ama bunu zaten üretebiliyorsa kesin açması gerekiyor tabii. Bu büyük ihtimal bir ürün diye tahmin ediyorum. Bakın şu anda dördüncü sırada çıkıyor Yıldız Mobilya. Evet. Bakın bu ürün bittiği an bitecek. Evet. Bakın stoksuz ürünler. Yani ürün stokta yok. Şimdi bu firmada belki başka kırmızı berjer var. Ama kullanıcı giriyor burada. Bu ürünü alamıyor. İyi ki silmemiş de. Gerçi silmesi çok daha kötü. O zaman en azından bu marka bilinliği falan olacak. Ancak bu ürünü satın alamıyor kullanıcı. Peki bu Yıldız Mobilya'nın başka bir kırmızı berjeri olmadığına emin miyiz? Ben değilim. Bu eğer kırmızı berjer kategorisi burada gelmiş olsaydı o zaman bu ürün stokta olmasa bile başka bir ürüne girip orada alışverişi tamamlayabilecekti. Ama bu şekilde açılmasının manası şu aslında başka şekilde açılmadığı için bu çıkmış. Bu da yapılır. Zaten adam burada herhangi bir yanlışlık yapmamış. Marmaris kırmızı berjer. Çok doğru bir şekilde yapmış. Ürünün açılmasında herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunun aynı zamanda bir kategorinin içerisinde olması gerekiyordu. O zaman kategori sayfası büyük ihtimalle daha yukarıda çıkacaktı zaten. Bu da çıkmayacaktı. Bu kategorinin içerisinde çıkacağı için orada net bir görünüm olacaktı. Ve kullanıcı bu Yıldız Mobilya bunu kaybetmeyecekti diye düşünüyorum. Bizim de bu şekilde oluşturmamız gerekiyor. Şimdi birkaç örnek olarak tekrar düşünmeye başlayalım. Yani iPhone örneğini verdik. Bu adresan örneğini verdik. Ne yapmışlar? Bu şekilde yapmışlar. Biraz da mesela Yunan adaları diyelim. Yunan adaları tekne turu. Evet. Mesela burada bakalım kategorilere bakın. Jolly Tour mesela böyle bir kategori açmış. O yüzden çıkmış. Ama tatil yazdığımızda çıkan rakiplerinin birçoğu bunu yapmamış. Bakın Yunan adaları gemi turları diye bir kategori yapmış. Şimdi ben yazmıştım tatil diye. Birçok rakibi çıkıyordu. Bakın artık çıkmıyorlar. Tatil sepeti çıkıyor bakın yine burada ama diğerleri de gelmiş. Yani dedi ki alt kategorileri açarsanız en tepeye çıkamazsınız ve ilerlersiniz ama birçoğu hala yok. Yapanlar çıkmış, yapamayanlar çıkamamış. Yapmayanlar. Bunun için açmayanlar. Mesela bakalım bunların kategorileri çok biraz yabancı bir sektöre girdim sanırım.
Turların içerisinde neler var? Mesela Ege turları, Karadeniz turu, evet, Kapadokya. Evet, mesela yine Kapadokya turu diyelim. En popülerlerinden biridir diye tahmin ediyorum. Kapadokya turu. Evet, bakın Jolly Tur burada. Tatil sepeti burada. Tatil budur burada. Tatildeki kadro burada arkadaşlar. Niye? En popüler kategori. Bunu düşünmüş hepsi. Tamam, burada belli şey çözülmüş. Ama buradan sonra mesela diyelim ki belli firmalar bunu düşünememişler. Yani temel en büyük firmalar zaten burada varlar. Ama belli yapılar daha sonra eksik kalacak. Bunu düşünmeyenler. Başka kelimelerde yoklar. Evet. Burada ne yapmamız gerekiyor? Yani benim bütün kategorileri en detayına kadar elimde olan her şeyi bir onu Google'da gösterecek şekilde çevirmem gerekiyor. Çünkü her şey yani üründe hedeflenecek bir şey, kategoride hedeflenecek bir şey, ana sayfada hedeflenecek şey farklıdır. Bu kısma tekrar örnek üzerinde tekrar geleceğiz. Şu an bir de üçüncü statü veya buna lokal sayfalarda dediğimiz sayfalarımız var. Aslında az önceki adresen bu şekildeydi. Lokal sayfalar. Şimdi lokal sayfalar nedir? Bu da evet, gerekir. Şimdi o örneği vereyim buna geçmeden önce. Semahat Hanım şöyle bir soru sormuş. Kategori dışında ürün veya hizmetin açıklamasında da anahtar kelimenin geçmesi veya uzun uzun anlatmak gerekir mi? Şimdi arama motorunun en iyi algılayabildiği veri text'tir arkadaşlar. Yani metinsel bilgiler. O yüzden metinsel bilgilerin içerisinde metinlerin geçmesi bize avantaj sağlar. Özellikle o konuyla ilgili böyle sorulan soruların, yakın anlamlı kelimelerin falan geçmesi çok önemlidir. Mesela Yunan adaları tekne turu dediğimde işte Yunan adaları neyse artık isimleri, onların o içerisinde geçmesi Google tarafından pozitif bir şey olarak algılanır değil mi? Neden? Evet, demek ki bununla alakalı bir şey. İnsanlar aynı zamanda bunu da arıyorlar. O zaman gerçekten bu içerik olarak kaliteli bir yapıda. İçeriğin geliştirilmesi kısmını göreceğiz ama bu örneği cevaplamak açısından bir şey yazıyorum. Mesela Paris uçak bileti dedim. Şimdi bu aynı zamanda az önce not aldığım kısımla da alakalı. Yani lokasyona yönelik kelimeler. Yani uçak bileti, tren bileti, gemi bileti, otobüs bileti gibi değil de bilet, mesela birinci statü diyelim. Uçak bileti, gemi bileti, tren bileti, konser bileti, bunlar farklıdır. Bir de Paris uçak bileti veya Antalya konser biletleri gibi lokasyona yönelik çalışmalar da yine önemli. Çünkü birçok insan da lokasyon arıyor. Hatta bu bazı sektörlerde mahallelere kadar inmiş durumda değil mi? Ne diyor mesela işte Küçük Yalı Anaokulu gibi söyleyebiliyor. Neden? Orada o aramada oradaki şeyi bulmak istiyor. Evet, Paris uçak bileti diye Google'a yazdım. Şimdi Semahat Hanım'ın sorusuna cevap vermek için mesela bunlar kesin yaptıklarına inandığım firmalar olduğu için olmazsa bir sonraki siteyi deneyeceğim. Evet, burada normal bir kullanıcının beklediği şey var. Nedir o da? Paris, bakın Paris uçak bileti diye kategori açmak değil mi? Neden böyle bir şey yapılıyor? Çünkü birileri yazıyor. Normalde uçak bileti nedir? Girersin sayfaya. Nereye gideceğini, nereden gideceğini yazarsın. Buradaki fark sadece senin nereye gideceğin belli. Paris'e. Nereden gideceğini de kendini seçiyorsun. Ama bu şekilde hit almış oluyor. Burada ana sayfa çıkmaz hiçbir zaman. Yani şu gibi bir durumda artık bu sektörde Paris uçak bileti yazıldığında bir web sitesinin ana sayfasının çıkma ihtimali çok düşük. Sadece Paris'e uçak bileti satan bir ajans varsa, onun bir web sayfası varsa onun ana sayfası çıkar. Onun dışında mümkün değil gibi. Evet. Bu zaten beklediğimiz sonuçtu. Semahat Hanım'la benim de beklediğim sonuç bu zaten. Şimdi bakalım o içeriklerle ilgili bir şeyler var mı? Bakın başladı. Paris hakkında. Şimdi yani gerçekten aramızda herhangi biri buraya uçak bileti almaya gelmiş birinin işte buradaki otobüs seyahatleri hakkında bilgi alması mümkün mü? Çok düşük bir ihtimal bence yani. Çok düşük, çok nadir bir ihtimal. Zaten sayfada hiç yokmuş gibi ama aşağı indiğim zaman bakın birden karşıma çok uzun bir text geliyor. İçerisinde Paris ve az önce bahsettiğim şeyler mesela Charles de Gaulle Havalimanı. İşte Paris dolmuşu, Orly Havalimanı.
gibi veya Paris'in belli yerleri. Bununla ilgili uzun bir metin var. Neden böyle bir şey var? Çünkü arama motorları gerçekten içeriğe önem veriyorlar. Yani içerik ne kadar uzunsa, bu uzunlukta tabii amaları var. Kalitesi, okunabilirliği gibi onları da işleyeceğiz. Ne kadar uzunsa benim için o kadar avantajlı gibi düşünebiliriz. Amalarını şimdilik unutursak. Bunlar amalarına göre yapılmış zaten. Yani evet, kategorilerden metin girmek bizim için faydalı. Ancak dinamik sayfalar diyoruz ya, her zaman bizim girmemiz de gerekmeyebilir. Şimdi bir haber sitesi dedik mesela. Evet, geldim buraya. Dedim ki mesela Ereğli haberleri dedim. Ereğli haberleri dedim. Konya Ereğli diyelim. Veya değiştiriyorum. En çıkmayacak sonuçlardan biri. Benim babamın memleketini yazayım. Ulukişla haberleri. Ereğliler karışmasın şimdi. Evet. Şimdi bakın. Burada haberler.com çıktı. Niye çıktı? Çünkü Ulukişla diye kategori yapmış. Son dakika.com çıktı. Niye çıktı? Ulukişla diye haber kategori yapmış. Ulukişla haberleri Hürriyet yapmış, CNN yapmış, Beyaz Gazete yapmış. Evet. Bunların hiçbiri haber değil. Şöyle bir şey çıksaydı yapmamış diyecektik. İşte Ulukişla'da şu 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 açıldı, hizmete girdi. Ulukişla'da bilmem ne problemi çözüldü gibi bir şey çıksaydı karşıma, ha, bu kişi haber, şey bir tane haberi çıkıyor diyecektik. Ama bakın hiç öyle bir haber yok. Hepsi ne? Kategori. Son dakika Ulukişla haberleri. Son dakika Ulukişla haberleri. Ulukişla haber. Son dakika Ulukişla haberleri. Neden? Buna kategori yapmışlar. Tıkladığımda da böyle bu sefer öyle bir içeriğin olmadığını görüyoruz. Ama normalde de bu kadar yazı olmazdı bir haberde. Sadece başlık olurdu ve görsel olurdu. Niye bu yazıları eklemişler Semahat'ın? Çünkü işte o içerik miktarını arttırmak için. Burada zaten geçiyor işte Ulukişla Ereğli Zengen. İşte Adana'da yapılan yakın anlamlı kelimeleri de geçiyor. Otomatikmen zaten. Yani bir haberin mantığında zaten geçer yani. O mantıkla geçiyor. Bakın içerikleri de var. Hem yoğun içerik hem de başlıkları da var. Bakın ilklerini, ilk haberleri böyle yapmışlar herhalde. Ondan sonra çevirmişler. Evet. Ondan sonra da bu eski haberler var. Görselli haberler şeyler. Ama metni çok alıyor. Gördünüz mü? Neden metni çok alıyor? Buradaki metin içeriğini arttırmak için. Bunu da orada onu akıl ederek güzel bir sonuç çıkarmışlar. Bu da belli ki fayda etmiş. Bir başlık var. Linkim var. İçeriklerim var. Ve bu şekilde o metin kategoriyi ayırmışım. Şimdi bunu yapmayabilirdim. Değil mi? Yani böyle bir şey yapmayabilirdim. Ulukişla haberleri diye. Sadece bir tane etiket eklerdim haberin içerisine. Ama hiç yapmayacağım, hiç aklıma gelmeyecek bir şey diyelim. Mesela ne diyelim? Örnek veriyorum. İlber Ortaylı haberleri dedim. Değil mi? Kimse böyle bir kategori açmaz diye düşünür, değil mi? Mantık olarak bir haber sitesinde haberleri. Evet, bakın ama yine aynı kadro bunu açmışlar, değil mi? Neden açıyorlar? Diyor ki ya bu bana bir emek değil ki. Yani bu haberleri ben zaten girmek zorundayım. Giriyorum. İşte Big Data da aslında böyle şeyler diyor. Yani bu arada çok popüler kavramlardan biri var ya, Big Data. Ya senin elinde bir data var ama kullanmıyorsun. Bunu yaparsan kullanmış oluyorsun. Niye? Zaten benim veri tabanımda satırlarca İlber Ortaylı haberi var. İşte İlber Ortaylı şunu söyledi, İlber Ortaylı bu açıklama yaptı, İlber Ortaylı işte bilmem ne gelen bir oldu, İlber Ortaylı üniversitede şunu yaptı, söyledi. Ama bunlar o tarz sadece Google'a İlber Ortaylı şunu söyledi, bilmem ne bilmem ne dediğim zaman çıkacak. E ben bunları niye kullanmıyorum? Bunlar hem İlber Ortaylı yazıldığında bile çıkabilecek sonuçlar. Belki bunların birkaç tanesi ilk sayfada çıkıyor. Sadece İlber Ortaylı yazdığında. Aynı zamanda kullanıcının da işine gelen bir şey. Mesela biri gerçekten araştırıyor. Bununla ilgili ne haber varmış daha önce? İlber Ortaylı haberleri diyor. Tak diye çıkıyor karşısına. Bakın. Bunu bütün bu ünlü kişiler açısından bir düşünün. İnanılmaz bir sonuç çıkıyor karşımıza. Bu şekilde kategori sistemi artmış oluyor. Bunu ben birçok yapıda kullanabilirim. Her zaman bu kadar geniş olmayabilir. Tabii haberlerde çok fazla data var. Ama tatili düşünün. Daha az şeyi yine çok şeye çıkartabiliyoruz. Birçok ürün tipinde yine bu geçerli hizmette. Başka bir sorusu olan var mı? Bu araya kadar da işleyeceğim buraya kadar. 12.30 değil mi ara?
Evet, 12.30'da ara vereceğiz. Sorusu olan var mı? Biraz bekleyelim isterseniz. Soru yazmak isteyen varsa. Valla şu an eğitim bence güzel gidiyor. İlk önce web sitesini hazırladık. Domaini, hosting'i, SSL'i hallettik. Ondan sonra Google arka planlarına nasıl çalışır? Kategorilerin önemi, kelimelerin önemi nasıl Google'da firmaları ön plana çıkarıyor? Onları gördük. Öğleden sonra da sanıyorum bu işin biraz daha teknik detaylarına ineceğiz. Bu kelimeleri, kategorileri, web sitelerini nasıl yedireceğiz? Onları göreceğiz. Aynen. Bu şekilde Peki şu an farklı farklı sence soru nerelere soracağız. koyacağız? Evet, CSS ve HTML. Ya CSS şeyde çok ne kadar önemlidir? Belki hız kısmında önemli. Onunla mı alakalı sorunuz? Şeyde HTML ise daha çok evet. Yani o metni oluştururken kullanacağımız yapılarda çok HTML ile alakalı işlemler yapıyoruz. Onları göstereceğiz. E-ticaret sitesi olmayan sayfalar da yine SEO yapabilir. Mesela lokasyon bir tabii. Mesela örnek veriyorum. Yine çalıştığım bir firma üzerinden. Mesela ne diyelim? Mesela Palmiye Soba kiralama firması. Mesela Palmiye Soba kiralama diye yazdım da mesela bu kirala 360 firması. Bu şekilde çıkıyor mesela İstanbul çapında. Şimdi bunu kategori olarak yaptığımda mesela bunu lokasyona çevirebilirim. Örnek veriyorum yine Üsküdar sandalye kiralama dediğimde İşte yine mesela belli sandalye kiralama firmaları çıkıyor. Bu hangisinde çalışmıştık lokasyonu çok hatırlamadım şu an. Ama mesela aynı soba yine ben ayrıca bir de ısıtıcı kiralama diye. Kimse mesela soba kiralama veya soba kiralama diye. Yani sadece palmiye soba diye bir kategorim var. Aynı zamanda soba kiralama diye de bir kategorim var. Bu bir e-ticaret sitesi değil. Bir hizmet sektöründe bir firma. Ve burada bu şekilde yapabildim. Yani lokasyon sonuçları herhangi bir şeye gerek yok. Aynı zamanda bir anaokulu olarak düşünelim mesela. Bir anaokulu için birçok arama seçeneği olabilir. Mesela 8-9 yaş anaokulu. İşte organik anaokulu. Bu aralar popüler olan birçok şey. Yani ona birçok kelime bulunabilir. Veya işte ne olur? Küçük yalı anaokulu, Bostancı anaokulu. Aynı anda 3-4 tane belli ilçenin arasında yani ulaşılabileceği için oralara bile yapılabilir. Veya İstanbul anaokulu. Veya işte şöyle anaokulu yani hani o tekniğine göre anaokulu yani o kelime sayısı inanılmaz artabilir. Orada kategori açmak değil artık içerik açmak ve içerik pazarlamak daha da mantıklı oluyor. Şimdi nereye geliyorum? Evet. Biz bir normal kurumsal sitede kategori açmak yerine daha çok şey yapabiliriz. İçerik pazarlamak. Bu da mesela buna da bir örnek verelim. Anaokulu ile ilgili dedik ya mesela. İşte örnek veriyorum işte bilmem ne Montessori mi öyle bir şey var tam emin değilim. Tarzı anaokulu nedir? Bu nedir? Bir içerik pazarlama. İçerik pazarlamadan kullanıcıya ulaşmak. Veya örnek veriyorum işte bir meyvenin çekirdeğini ayıran bir tane makine yaptığımızı düşünelim. Örnek veriyorum zeytinin çekirdeğini ayıran. İşte zeytin çekirdeği nasıl ayrılır? İşte zeytin çekirdeği zeytine zarar vermeden nasıl ayrılır? İşte veya bu daha da yakınlaşarak işte zeytin çekirdeği nerelerde kullanılır gibi içerikler yaparak yakın kullanıcıyı kendime çekmeye sağlayabilir. Bu da çok kullanılacak metotlardan biri. Hayır. Yani hayır dediğim şu şekilde rekabet gittikçe artıyor. Bir kişi eğer şöyle düşünün. Mesela Semih Bey'in sitesinde 5 tane şehir için 5 tane sayfa var. Benim sistemde ise ana sayfada bu 5 şehri de geçiriyorum. Kesinlikle Semih Bey'inki benimkine göre çok daha avantajlı olacaktır. Ama hiç kimse yapmadıysa Semih Bey gibi 5 farklı sayfaya ayırmadıysa o 5 anahtar kelimeyi benimki çıkar tabii. Ama birileri yaptıysa kesinlikle onlar zamanla benim önüme geçecektir. Anahtar kelime yazmakta kategori olarak sınır yok. Ama siz bir sayfada yüzlerce anahtar kelime yazarsanız bir pasta gibi düşünün. Her bir anahtar kelime başına düşen o dilimdeki miktar azalacağı için her bir anahtar kelimenin sırası gittikçe azalacaktır. Evet, o içerik kısmına detaylıca anlatacağım. Kesinlikle bir yazıyı başka bir yerde kullanılan bir yazıyı kullanmamak gerekiyor. Bu sadece yazı için değil, görsel için de aynı şekilde. Yani yazıyı baştan yazmak gerekiyor. Hatta bakarak yazsak bile aynı anlamları ifade ettiği için yani yine evet olumsuz bir etki yaratmaz ama daha iyi olumlu bir etki yaratmak için interneti iyi araştırıp kullanıcıların hangi bilgilerde bilgi vermediğini o detayları kimsenin
vermediği bilgileri vermeye çalışmak çok çok daha etki yaratacaktır. Kısaca başkasının kullandığı bir yazıyı kullanmamamız gerekiyor. Peki başkası bizim yazımızı kullanırsa bizim için sıkıntı olur mu? Yok. Aksine fayda bile sağlar. Ama önemli olan önce Google kimi indeksledi? Yani şöyle düşünün. Ben bugün yazı ekledim. Mesela Semahat Hanım da benim yazıyı aldı. Kendi sayfasına ekledi. Google geldi önce Semahat Hanım'ın sayfasını indeksledi. O zaman ben sanki oradan almış gibi görünürüm. O yüzden ben ekledikten sonra hızlıca indekslenmesi, yani Google'da bulunması lazım. Webmaster Tools'ta söylemiştik ya, bu şekilde olması gerekiyor. Başka soru yok herhalde. Geri kalan soruları da öğleden sonra yanıtlayabiliriz. Saat şu anda 12. Peki, sorabilirsiniz. Evet, siz yazarsanız sorularınızı biz döndüğümüz zaman yanıtlayabiliriz. Saat şu anda 12.35. 13.35'te devam etmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi öğle araları sizlere, hepinize. Tamam, herkese ben de.